İyi geceler, hoş geldiniz değerli izleyiciler. Taktik analiz programında sizlerle birlikte Süper Lig'de 14. hafta sona erdi ve artık Cuma gününe giriş yaptığımız için yarın itibariyle yani Cumartesi günü de yeni hafta başlayacak. Hafta arası da maçlar oynandı Süper Lig'de ve dün akşam itibariyle oynanan iki maçla birlikte 14. hafta sona erdi. Ali ile birlikte maçları değerlendireceğiz, pozisyonlar üzerinden tempolu bir şekilde gideceğiz ama tabii ki de Ciddi manada bugün oynanan maçlarda özellikle Kayseri Spor, Konya Spor mücadelesinde çok ciddi anlamda tartışılan pozisyonlar vardı. Onlarla ilgili de hem Kayseri taraftarı hem Konya taraftarı merakla bekliyor. Hızlı şekilde onlara da geçiş yapacağız ama öncelikle ailece iyi akşamlar da bekliyoruz. Reklam aramız var. Reklam aramızda aradan çıkartalım. Ardından da kesintisiz olarak yayına devam edelim. Her zaman olduğu gibi hızlı bir giriş yapacağız değerli izleyiciler. Akşamın sıcak maçıyla başlayacağız. Ankara gücü Beşiktaş maçından öne çıkan pozisyonlarla doğrudan başlıyoruz. İlk olarak Ankara gücünün maçın ilk yarısı daha fazla sanki pozisyonu vardı. İlk pozisyonumuz ekrana geliyor. Emre Güral araya girdi ve uzaktan şutunda top dışarı gitti Ali Ece. Evet Beşiktaş bu karşılaşmada gol yemedi. Lakin maçın ilk 15 dakikasında savunmada e, Wellington hariç herkes hata yaptı. Wellington'la Rozier hariç, Rozier'i de araştırdım. Savunmada hmm. kastım tabii kaleciyi de ekliyorum e. Bu tabi direkt böyle Gezal'ın hatası. Evet Gezal'ın pası. Evet. E, Gezal Beşiktaş'taki en durgun maçını oynadı diyebiliriz. Buna rağmen e, maçın tek golünde 3 malın kazanılmasında milimetrik asistiyle önemli bir fark oluşturdu. Onu birazdan göreceğiz. Burada büyük bir hata. Berhanda'nın benzer geri pası vardır. Evet. Ee, şimdi Fransa Ligi oyuncuları oradaki yerleşimle hani gelir gelmez özellikle hani böyle kafada ezbere orada oynadığı takımlardaki gibi işte Monaco'daki işte Lyon'daki gibi böyle bir şablon ezberi öyle değil. Beşiktaş'ta savunma her hafta değişiyor neredeyse. Hastalıklar, sakatlıklar, cezalar. Artı Sergen Alçın Hoca'nın söylediği gibi oyuncu e, oyuncuları dinlendirmem gerekiyor dedi. Bugün mesela Rıdvan Yeni ensakalayla ile başladı. Ya tek bir oyuncu bile değişti mi? Ee, bütün o savunmadan top çıkarma yerleşimin yeri değişiyor. Yani Fransa Ligi kökenli oyuncular buna hemen Türkiye Ligi'ne hemen adapte Ge olamıyor. Çünkü Gezal geleli az oldu. Onu da söyleyelim. Geldiğinden beri çok şey kattı ama az zaman geçti. Onu belirtmek gerek. Gezal'den aslında yarı sahanın çizgisinin bu tarafına, geri tarafına geçmesini çok istememek lazım sanki. O eforunu orada harcamasın. Gezal tarzı oyuncular, Perotti gibi oyuncular daha fazla rakip yarı sahada gerekirse o takım savunmasına destek olsun. İkisinin farklı oyuncular olduğunu düşünüyorum sevgili Veli. İkisi de çok beğendiğim oyuncular. Türkiye Ligi'nde izlemesi en zevkli 10 oyuncudan iki tanesi. Ama Perotti dediğin gibi daha çok 3. alanda topla buluşma. Çünkü direkt böyle gole giden bilen bir oyuncu. Gezal ise e, gol vuruşundan çok asistçiliğiyle kariyeri Doğru. boyunca öne çıkmış bir oyuncu. Beşiktaş'ta da böyle oldu. O yüzden Beşiktaş zaman zaman orta sahanın ortasında özellikle Josef Atiba Dorukan veya bu maçtaki bir mensalla başlayınca Beşiktaş zaman zaman geriden top çıkarmada Gezal gibi bir inciciyi arıyor. Yani genelde bunları da iyi yaptı şu ana kadar onu da söyleyeyim. Rozier ile uyumları çok iyi. Yine mesela bir pozisyonda Beşiktaş top çıkartırken Ankara gücü çok iyi baskı yaptığını düşündü. İyi de yaptı aslında ama Gezal tak bir çıkardı böyle topuk pasıyla Rozier'e hatırlıyor musun o pozisyonu? Evet, evet. Gezal'ın gerilere gelip topla buluşması Beşiktaş için aslında daha çok böyle olumlu oluyor. Bu pozisyonda sadece tembel şu bir pas diyebileceğim. Pozisyonları bu pozisyon. da çok verdi ilk yarıda Beşiktaş. Evet. Yani e, bu Lobsanitize'nin pozisyonu... Şimdi stoperlerle önde oyun kurarak oynamak istiyor Sergen Yalçın. Bayağı önde bu sefer oyun kurmaya Tabii. çalıştı. E, oyunun kaçınılmaz sonucu bu. Ya yani şöyle bir şey de var ama bu şekilde de e, maçı kazanmasını sağladı. Mesela 43. dakikada Beşiktaş'ın topla oynama oranı %71'e kadar çıktı. Şimdi bu %55-60 senin de güzel bir böyle araştırman Hı. var. Bunu aynı konuşacağız ama stoperleri öne çıkartarak oynuyorsanız e, savunmayı öne taşarak taşıyarak oynamak istiyorsanız ki bu karşılaşmada Wellington'un bek oyuncusu gibi bindirip orta yaptığı var. Vida da zaman zaman evet. Orta savuncusu gibi ortadan geliyor topla. İkisine farklı şekilde hucuma katkı görevi verilmiş. Ee, bu oyunun kaçınılmazı. Yani bunda yapacak bir şey yok. Bu böyle önde oynayınca stoperlerinizle arkada pozisyon veriyorsunuz. Belki ilerleyen dönemde işte Ersin veya Utku ayaklarını daha da geliştirirse daha da böyle işte tecrübeli kalecilere dönüşler ki genç yaşta da tecrübeli kaleciye dönüşebilirsiniz. Yani Manuel Neuer 23 yaşındaydı. Dünyanın en olgun kalecinden bir tanesi olmuştu ve bu işte ayakları kullanım yani libero kaleci modeli gerekiyor bu oyun tarzında daha da etkili olabilmesi için Beşiktaş'ın. 4 numaralı pozisyon rica edelim. Az önce Lobzanitzen'inkini gördük zaten. Ee, Emre Güral'ınkini de görelim. Bir kez daha Emre Güral burada devrede olan oyuncu durumunda. E ee, Emre Güral sakatlandı, oyundan çıktı. Evet, Bana göre maçın gitti. kılma anlarından bir tanesiydi. Öyle çok tehlikeli oldu ilk yarıda. Zaten Emre Güral Ve yerine giren de Şahverdi'ydi. idi yani evet, hatta, orta saha oyuncusu oyuna girdi. Evet, orta Çok başka sen, iki oyuncu. Ortak noktası Almanya altyapısı olmaları. Ama o birisi Emre Güral center for, birisi orta saha. Tabii artık. özellikle Emre Güral savunma arkasına koşu atma, topla buluşma haftır, konusunda mahir format. bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Trabzonspor'da da hı hı. E, sakatlanmadan önce özellikle bunları çok iyi yapıyordu. Eskişehir döneminde bayağı iyiydi. bayağı iyiydi zaten. İlk Türkiye'de çıkış tabii. yaptığı dönemde. Ee, o açıdan tabii Emre Güral'ın sakatlanıp çıkması Ankara gücü aleyhine büyük bir kılavuz. Bence orada bir hamle konusunda Şimdi yanlış şu yapıldı. Var, şu var, %71 Beşiktaş toplu oynarken Ankara gücü pozisyon buluyordu. Mesela ilk yere bittikten sonra Ankara gücünden gol beklentisi daha yüksekti istatistiklere göre. Tabii onu da birazdan konuşacağız. Yani Beşiktaş'ta gol attı mı atmadı mı Hani o gol beklentisi neye göre Beşiktaş'ın o kadar düşük çıktı o da enteresan. Ama Ankara gücünün ikinci yarıya göre yani son 15-20 dakikaya çıkar. Ee, ilk yarıda ilk yarım saatte bayağı yani top top rakipteydi ama pozisyon üstünlüğü Ankara gücündeydi. Bu bir gerçek. Bu da işte Emre Gürol'un koşulları bunu sağlıyordu. Birkaç haftadır ısrarla not aldığım, bugün yine not aldığım konulardan bir tanesi ortak bir e, konu aslında. E, notların arasında yer alan Ersin'in mutlaka mutlaka hafta boyunca, hafta arası boyunca gerekirse antrenman dışında ekstradan bence geriden oyun kurma, yapıyor. uzun top oynama yapıyor Yap mu çalışmalarını? Antrenmanlar yapıyor bilmiyorum antrenmanlar yapıyor, çalışıyor. Bu ama maç tecrübesiyle de alakalı bir şey. Şimdi e, sezonun ilk haftalarında Beşiktaş özellikle üst üste puan kaybederken Mesela bir Beşiktaş'ın en kötü oynadığı maç bu sezon hangisidir dersen bence bu Konya Spor karşılaşmasıdır. Vida'nın da kariyerinde en kötü oynadığı maç güzel. Doğru. Wellington hiçbir şekilde böyle adapte olamamıştı takıma. Bugün sahanın en ilerinden bir tanesiydi. Beşiktaş'ın en iyi dört oyuncusundan bir tanesi Ankara deplasmanında Wellington. Hatasız oynadı ve çok kritik 3-4 tane müdahalesi var. Artı böyle hücuma katılımları. Yine ideal stoper midir Beşiktaş'ın tartışılır ama bugünkü performansı gayet iyi tartışılmaz. Yani sezon başında kimse birbirine adapte olamamıştı işte En Sakala yeni, Wellington yeni, UEFA liginden elenilmiş, Şampiyon liginden elenilmiş, büyük beklentilerle girilen bir sezonda Vida kariyerinin en kötü performansını sergilemiş derken gencecik Ersin'e de insanların hani içinden gelmiyordu onu eleştiri yapmak. Çok fazla geri pas veriyorlar dersine özellikle Konyaspor Konya Spor maçında. O kadar çok geri pas veriyorlardı ki sonunda geri pas vere vere Beşiktaş'ın gol yemesine sebep olunmuştu. Şimdi e, Ersin'in şöyle bir durumu var. Çok erken bu ön tarafı en çok sorumluluğa itildi o maçta ve ondan sonra da tabii o maçta yediği goller falan derken o konuda biraz özgüven yitirmiş olabilir. Ya bu yaşta ne iş yaparsak yapalım kalecilik, spikerlik, yorumculuk, editörlük bu özgüven konusunda daha böyle kırılgan olunabiliyor. Bence Ersin ayaklarını bugün kullandığından daha iyi kullanabilecek bir kaleci. Hı hı. Yeter ki o işte özgüveni tekrar geri gelsin. Yani dikkat edersen bazen garanti vuracağım diye direkt topu taça atıyor bazen e, yeter ki uzağa gitsin diye atıyor ama top rakibe geçiyor. Ama mesela ilk oynadığı maçları daha iyiydi. Hatırlıyor musun? Geçen sezon. Hı hı. Adını anmak istemediğim Alman, Sözde Alman, Sözde Kaleci'den Sonra kaleye geçtiği zaman ondan daha iyiydi. Ayakları daha olgundu, daha olgun davranıyordu, daha böyle mantıklı davranıyordu falan. Onunla da hani bak yaşından daha olgun. Biraz daha hani bir önceki o kadar kötüydü ki Aman yani o kısta salınacak kaleci değildi. Mesela Fabri ile çalışsaydı belki, Fabri kesmek için uğraşsaydı inan ve ayakları şu anda daha iyi seviyede olur dersin. Hmm. Özgüveni de daha yüksek olurdu. Maça en çok damga vuran pozisyonlardan bir tanesi. Larry'nin attığı ama e, top havadayken, topa vurduktan sonraki anda çalan bir düdük var. Şimdi pozisyon ekrana geldi ama bir de biz doğal sesi, efekt sesi olarak düdük sesi duyacak şekilde dinleyeceğiz bunu. Kafayı vurdu, top çizgi geçmek üzereyken yani saniye bile değil, saniyenin yüzde biri diyeyim hadi ya, abartıyorum şu anda belki ama o kadarlık bir süre var aradaki fark. Goldür değildir ayrı konu. Sergen Yalçın maç sonunda aynı şeyi söyledi. Faul vardır yoktur tartışılabilir. Ee, ki o sırada kendisi yayıncı kuruluştan baktı. Sergen Hoca'ya göre faul olmadığını söyledi. Ama yine de kafayı vurmuş Top kaleye gitmek üzere. Burada önemli olan nokta ne? Böyle bir durumda faul var mı yok mu kısmına artık girilemiyor. Neden? Çünkü var protokol gereği Aynen. dahil olamıyor. Yani yaptığı olacak iş değil hakemin. Ben de e, Sergen Alçın açıklamasını dinlemeden, çünkü o maç bitmeden maççasını göndermek zorunda olduğum için bugün itibariyle fanatik gazetesine, editörde burada sesleniyorum bakın görüyorsunuz biraz beklemek lazım buradaki hakemin yaptığı gibi yapmamak lazım onlar aldı mesajı yani ne acelesi var şurada da bir saniye bir şey daha bekleyeceksin o kadar bir saniye daha bekleyeceksin yani diyorsunuz ki 85'te değil 95'te yazılın yazıyor ya yani. tabii canım yani <laughs> e, aynı şekilde maçın hakemi de bizim editörler gibi bekle kardeşim ne var yani Şimdi ben de maç yazımda şöyle yazdım Sergen en Hoca'nın açıklamını dinlemeden yazdım valla 50-50 dedim yani %50-50 gol olabilir foul olabilir ya bir vardan ki zahmet olacaktı. bir saniye ya bir saniye bekle ya ne acelem var ne acelem var yani? Gerçekten Larin foul yapmış olabilir. Gerçekten Larin boyu uzun olduğu için büyük bir avantaja iyi de sıçradı. Geriden gelerek çok hı, iyi sıçradı. Hı, hı. Hani sıçrarken kolu koydu. Onun yüzden golü iptal edebilir. Ama önce vara gideceksin burada. E, niye o zaman var? Nelerde nerede kullanıyorsunuz? Şeye kadar bazen gidiyorlar. 15 saniye önce 20 saniye öncesine kadar. Bıraksan adamlar Türkiye Futbol Federasyonu kuruluşuna kadar gidecekler. Ya, 1923 Romanya milli takımıyla ilk maçını yapıyor Türkiye. O kadar geriye kadar gidecekler de bıraksan Abartısız vardı. söylüyorum. Şurada bir saniye bekle kardeşim. 1-2 metre açık offside olan pozisyonlarda. Bugün hatta Çaykur Rize Antalya maçını izledim. Aynı zamanda ikili izliyorum. Çok net offside değil mi? Sydney Hala İshan devam etti Topu aldı. Çok net offside. Ve Sidney Sen biliyor durdu. Baktı şöyle. Düdük çalan yok. Devam etti. Sonra ceza sahasında girdi. Tehlike oldu. Ondan sonra düdük geldi. Bayrak kalktı. Yani onu bile yapıyorken, onu bile bekliyorken en azından burada... Bir saniye ya. Yani bir saniye bile değil bir hatta Bir saniye yani. bekleyeceksin ya. Çalma. O bekle, kadar. Bekle. İşte Sonrasında gol olacak ya da olmayacak. Gene iptaldir değildir ayrı konu. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Öyle saçma ki yaptıkları. Şu mesela bazı pozisyonlarda nasıl oluyor? Offside'ı bekliyorlar. E, sakatlık oluyor mesela. Van Dijk'ın sakatlandığı pozisyon ya. Ben hala çok sinirleniyorum onu düşündükçe. o sınavıyla. global sorunudur varın. Bunu UEFA, IFAB'nin güncellemesi çözmesi gereken bir sorun. Nasıl çözecekler bilmiyorum. Ben düşünüm bulamadım ama onlar zaten bu konuda düşünüp ehil olan kişiler karar verecek kişiler. Ama burada karışım bir saniye bekle ne var ya? Bir saniye bekle ben bak söylüyorum. Vardan izleyip golü hayır foul yaptı dese hiçbir şey demeyeceğim. Ama abi niye sen çalıyorsun havadayken varı etkisizleştiriyorsun ortadan kaldırıyorsun ...var için Niye ya? Her şeyde kullanıyorsunuz. Bunda niye kullanmıyorsun Çok saçma yaptı. Yani zaten neyse. Peki. Allah, kendisiyle ilgili hiç iyi fikirlere sahip değilim. Fikirleri kendime saklamak istiyorum. Ya bu maçı Beşiktaş kazanır kaybeder, Ankara gücü kazanır kaybeder hiç umurumda bile değil. Ya bütün hafta zaten çok gerdiler. Meslektaşları bizi çok gerdi. Bizim de işimizi çok zorlaştırıyorlar. ya yani ben programlarda mecbur değilim kardeşim bunların hatalarını. Ben düzeltmeyeceğim onlar kendi hatalarını düzeltecekler. Ben buraya futbol örgüsü olarak geldim. Görüntülü analiz yapıyoruz. Veli o kadar dosyalar hazırladın yaptın. Editör arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Ben şu pozisyonda mesela Larin iyi mi yükseldi kötü mü yükseldi? Ankara değil Gücü'nün bek oyuncusu İyi mi yükseldi, kötü mü yükseldi? Acaba boyla mı alakalı tamamen? Mesela, mesela Sergen Alçın öyle söylemiş. O tam hani kriter olmaz. Mesela Adam Puyol, paylaşımı doğru ya muydu? Şimdi, Bek işini, işini yaptı mı gibi. Puyol'la köller. Köllerin boyu ne kadar 2 0 2.02 miydi? Ya Puyol'un boyu 1.80 böyle değildi. Süper. Ama hiç ben hava topu mücadelesi kaybettiğini hatırlamıyorum. Şimdi kriter o değil. Ben sıçramadır belirleyici olan. Pozisyon almadır, vücudu kullanmadır. Maçın hakemi şunu kardeşim Aleyce'lerinde kolunu koyuyor. Tamam. Bir sıcak var bu arada. Tabii. Özür diliyorum. Büyükşehir Belediyespor'da Mesut Bakkal dönemi mavi beyazlar tecrübeli teknik direktörle sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı değerli izleyiciler. Aslında gün boyunca da bilinen bir durumdu. Mesut hoca'nın da sosyal medya üzerinden paylaşımları vardı Erzurum'dan ve bu haber öğrenilmişti ama resmi olarak da artık haber duyurulmuş oldu. Biz de bunu böylelikle duyuralım. Peki devam edelim. Devam edelim. Önce edelim. Peki devam edelim. O zaman 9 numaralı pozisyonla devam edelim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Devam edelim. Edelim. Mesela maçın hakemiyle ilgili o şimdi pozisyonda yok. Ya bir maçta bunca yıldır hakemlik yapan biri nerede duracağını daha iyi bilmeli. İki kez top hakeme çarptı ya. Öyle hani serseri mayın toplar vardır ya uzaklaştırmak Hı -hı. için vurur öbürüne çarpar sonra hakeme gelir. Öyle de değil ya. Ya top orada oynanıyor adamlar orada oynuyor pas Hı -hı. verecek. Sen niye orada duruyorsun? Ya iki kere ya. Birin, hangi takımın akınını kesti hiç umurumda değil hatırlamıyorum. Ama duru olmaz ya iki kere hava atışı. Bu nedir yani? Beden maçı mı abi? Beden maçı yapardık perşembeleri biz. Onun gibi abi daha mı hava atışı, hava atışı? Ne hava atışı? Sen pozisyon alma konusunda sıkıntın var hakem olarak. Çok sıkıcı bir şey bu yani. Bu iki kere de öyle duruyor maç. Yani nerede durması gerektiği üzerinde daha net olması gerekiyor hakemin pozisyon alması da önemlidir yani. 9 numarayla devam edelim. Ee, Mesah düşüyor Ankara ucu Ata. Kitsio tek başına. Evet. Burada bu arada yani, kenardan oynadığı yani, dahil oldu. Evet. Ama pozisyonu şimdi başlangıç kısmı bizde tabii özete haliyle yayıncı kuruluştaki arkadaşlarımız her şeyi sığdırmaya çalıştıkları için. Ha burada tamam güzel. Biraz geri alabilir miyiz? Abi hakemden izin aldı mı girmek için? Aldı. Ben ona baktım. Yayıncı kuruluştaki görüntüden baktım. Sırtı dönükken nasıl görüyor haliz Özkaya onu? Öncesinde burada hani biraz daha sonra başlamış görüntü bizdeki. Öncesinde izin vermişti. Yayıncı kuruluştaki Peki. maç sonu incelemelerde baktım ben. Orada incelemelerde izin verdiğini görüyoruz. Ama... Hani iki tane tartışma konusu var. Biri atak yönü dolayısıyla o anda oyuncunun girmesi doğru olur mu? Avantaj sağlar mı ki avantajlı duruma dönüştü. İkincisi top rakipte ve rakip yani Beşiktaş rakip yarı sahada atak halinde. Ee, böyle bir durum olur mu? Ama bence avantaj sağlar. Ankara üçlü oyuncu böyle bir durumda ki. Kralını sağladı. Kaleci sağladı. Ersin kurtarmasa gol olacak o pozisyon. O anda oyuncu orada olsa belki hücuma çıkarken Beşiktaş daha tedbirli çıkacak. Yani, oyuncu geride bekleyecek belki. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi pozisyonun başına gelelim. Evet duralım. Şimdi Beşiktaş'ın sol tarafı savunmakla yükümlü oyuncusu orada. Yani hiç suya en yakın oyuncu. Beşiktaş'ta kim? En sakala vardı. Bir de böyle çizgide stoper oyuncusu var. Hı hı. Bir tane çizginin biraz gerisinde bir, bir daha oyuncu var. bu arada o stoperin de orada durmaması gerekiyor. Onunla orsa çizgisinde durması daha iyi olur onu söyleyeyim. Ha, diğer taraftaki verin derinlik yapıyorlardır eyvallah. Bu şey bu pozisyonda ama asıl önemli olan mesele sol bek pozisyondaki oyuncu zaten o çizgide bir Ankara güçlü oyuncu olsa ya kendi gitmez öne veya iki stoperinden birini sol stoperim gel sen al ben gidiyorum der ona emanet eder. Mesela kornerleri düşünelim. Bazı teknik direktörler kornerleri altı kişiyle savunmayı tercih ediyor. Dört tane oyuncuyu, üç tane oyuncuyu böyle rakibi tehdit edecek şekilde onlar çıkmasın diye en iyi savunma hücumdur anlayışıyla ucun pozisyonuna yerleştiriyor. Ceza sahası çevresini. Evet. Hatta biraz daha önüne. Hani Hı -hı. cezanın yayını bazen cezanın yayıyla orta sahanın ortası arasında bile iki oyuncu yerleştiren teknik direktör oluyor. Böyle gol bulanlar da oluyor. Beşiktaş'ın böyle sene, kontra atakları da abi, var. bak geçen sene Liverpool 30 yıl sonra şampiyon olurken, rakip korner kullanırken Hı -hı. ofansif pozisyonu yerleştirdiği oyunculardan kaç tane gol buldu ben sayamadım. 6-7 tane olmuştur yani. Bu bir taktik olarak tamam. Eğer Hissuya bu taktik taktik direktif verilseydi oğlum sen bu tip pozisyonlarda geri gelme. Değil böyle bir şey yok. bek oynuyor adam zaten maçta. Ya yani burada Haliz Özkaya. Bilmiyorum ya. Ben kendisiyle ilgili fikirlerimi kendime Peki. saklamak istiyorum Velicim. Kendimdeki parayı da kendime saklamak istiyorum Velicim. Yani Peki, karşılığında karşında aldığım parayı da bunlara harcamamak istiyorum. Peki izin. öyle yapalım o zaman. Ankara Uyucu'nun hata yine e, sol taraftan 10 numaralı pozisyonu devam edelim. Ve kaleciden dönen top Lukasik üstten dışarı gitti değerli izleyiciler. Pozisyon devamında iyi vurdu aslında. Ama ama daha serbestti sanki. Evet, daha iyi evet. vurabilirdi. Bir saniye ama asıl kontrol edip oradaki önündeki oyuncuların birine de oynayabilirdi veya hmm. o oyunculardan biriyle verkaça gidebilirdi. Daha da rahat. Tam Lukaşik vuracakken duralım. Tam Lukaşik vuracakken top ona geldiği anda evet. Evet duralım burada. Hemen önündeki oyuncuyu indirip daha yakın penaltı noktasının gerisindeki oyuncu ki demarke vaziyette. Onun dönüp vurma şansı çünkü böyle orada bir ayak içiyle de vurabilirsin. A Veya verir ona savunmayı Beşiktaş savunması Ankara gücünde pas verilen oyuncuya gider ve daha müsait pozisyon ayak içi. Yani şöyle bir şey var zaten e, burada böyle topa sert vuruyorsan altına girip ya böyle top gider 90'a veya da böyle dışarı gider. Yani başka bir şansın yok orada. E, Kaleci Ersin önde olduğu için mi böyle bir tercih yaptı? Hayır bence orada heyecanla yani heyecanlı bir şekilde gol atmak için geldi bu şekilde vurdu. Bak çok kötü falan vuruş değil kesinlikle. Ama oturmuş ama ayağına sanki. Ya, evet, Biraz tam, daha böyle ayağının Ama öyle çok kalmış. da kötü vuruş ya ben bundan çok daha kötü vuruşlar izledim bu gündür yani ligde. Mutlaka mutlaka. Yani, ayıp Biz olur yer... çocuğu çok kötü dersek. Ee, gole geçelim bu kez. Vidan attı gol. Vida maçı kazandırdı Beşiktaş'a değerli izleyiciler. Evet iki maçtır. Gezel. Bu özelliği zaten en iyi özelliklerinden bir tanesi. Ki Beşiktaş'ta Vida savunmadaki başarılı müdahalelerinden çok attığı kritik gollerle hatırlanır, sevilir, takdir görür. Savunmada da bazen çok iyi oyunda oluyor ama bu sezon savunmada çok kötü başlamıştı. Aslında geçen maçta şöyle savunmada hata soyunmadı. Bu maçta savunmada sadece bir hata yaptı. Sadece bir hata maçın sonlarına doğru. Evet evet. Wellington'un da kademesine çok iyi geldi. E stoperlik de bunu gerektirir. Stoper ortaklığı, stoper tandemi olmak. ikili beraber yani savunma ortağısın sen. O hata yaptığı ortağısın. pozisyon çok zor pozisyondu. Evet. Burada yalnız tabii geçen hafta bildiğin Zlatan İbrahimovic vuruşuyla gol atmıştı. Burada klasik Hırvat stoper gollerinden. Kaleci'nin hatası var mı? Yok canım orada savunmanın hatası var. Yani vidayı o kadar demarke vaziyette bırakırsan yersin golü. Yalnız pozisyonu bir daha getirirsek ortayı böyle yavaş şekilde evet durduralım. Milimetrik gerçekten o kalabalıkta topu vida ile buluşturmak yani Gezal'da bu golün yüzde 49'u. Beşinci asist olduğu Gezal'in ve yani bu, zirvede bu Caner Erkin'le birlikte yer alıyor. Bak, bu maç bak dikkat. Gezal'ı geri alabilir miyiz? Bir tane vuruş gayet iyi zaten alışıldık bir vuruş. Beşiktaş'ta geçen sezon olmayan bir şeydi bu. Özellikle Adem'le için evet. form grafiğinin düşmesiyle bak o kadar uzak mesafeden aldı at değildir bu. Yani bu bildiğin milimetrik. Yani bunu bak ayak poz, ayak açısını görüyor musun Gezal'ın? Attığın orta da mı? topu attığın çok önemli. O şekilde açınca o top o şekilde öyle gidiyor ve savunmayı aşıyor. Artı e, Beşiktaş bunları çalışıyor onu da söyleyeyim. Mesela pozisyonu var incelemesi geldi. Offside mı değil mi? Bunu Beşiktaş bayağı çalıştı son zamanlarda. Ve bu biraz da böyle çalışmanın meyvesidir. Çünkü Sergen Yalçın yaşından daha olgun teknik direktör. Kurt Hoca. Yani açıklamalar falan da öyle. Bak. çok açık sözlü ya bir de. Oyunculara büyük ihtimalle şöyle demiştir. Beyler bazı maçlarda Abu Bakar baskı altında kalabilir. Bazı maçlarda etrafındakiler ona işte Larin, Enkudu Öyle her maç her maç golü. Ki bak Larin de Beşiktaş'ın ilk yerde en yerinden bir tanesiydi. Suyla kafa kafaya çarpışmalarından sonra bandajda kolay değil. Rahat etmedi maçın kalınlığında. Ama iki kere, ga ilk kere de gayet iyiydi. Ama sıkıştı Beşiktaş. Ve bu sıkışma anları için Sergen Alçın'ın planı öyle sırf kaleye yakın yerlerden değil. İşte Gezal bunları çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Özellikle sağdan sol ayağıyla bunlar savunması daha zor toplar. Tüm asillerini görelim sırasıyla. Çünkü mesela sağdan sağ ayakla orta yapılınca duran toplarda savunması daha kolay. Çünkü ayağın dışıyla yapan bir ile bir de şey Ümit Özat vardı. O evet. kadar yani sağdan sağa yani böyle. hepsi adresi tam adresi tam anlamıyla Milimetrik yani. Tam milimetrik milimetrik. Bak şu çok iyi bir asisti gerçekten. Bak yine böyle dar alanda kafaya dokuşturmak kafaya başladı. bak. Bu da Malatya maçı. Fenerbahçe maçında var sanırım. Gelecek bakara giriyor, geldi. Evet. Bak yine yarım alanı çok iyi kullanıyor. Aslında yaptığına tam olarak böyle orta diyemeyiz. Mesela Caner'in Başakşehir maçında yaptıkları çok iyi ortalar. Evet doğru. Sert, kavisli. Yani Caner dikkat ederse maç içinde ne dedi zaten? Beyler hani bu kadar atıyoruz. Hani bir tamamlayın. Yani orta yapıyorsun birkaç kişi vurabilir. Burada Gezal tam birini hedefliyor. Mesela bomboş durumda demarke vaziyette, markaj altında olmayan vaziyette Abu Bakar'ı buluyor kafasını. Bu tabii Fermatik Solman'ın hatası. Ama Gezal'ın da becerisi başarısı. Diğer bu görelim. topları çok iyi. Gerçekten de. Burada yerden sağ ayakla atıp evet, Burada sağ ayak. ayakla. E tabi şimdi solunu kapatıyorlar. Bir de ile yapabiliyorsa solak bir sağ ön oyuncusu. E tamam yani. Beşiktaş için çok değerli bir birliktelik bu. Bir Roze Gezal birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Artı Gezal'ın duran top mahareti de Beşiktaş için çok kıymetli. Şimdi e, şöyle bir bilgi var. Caner ve Gezal zirvede bulunuyor Beşiktaş'ın ama Gezdal 23 kez şut pasında 5'i golle sonuçlanmış. Caner Erkin'in 45 e, şut pasında 5'i golle sonuçlanmış. Yani aslında bahsettiğimiz konu. Tabii Caner'in... O taraf çok fazla kullanıyor Fenerbahçe. Uzak ortalar. Uzak ortalar. Daha çok tercih ediyor. Daha çok tercih ediyor diyor. Bazen de mecbur kalıyor. Caner bu konuda bazen çok haksız eleştiriliyor. Bence de haksız eleştir. Sanki Caner'e teknik direktörleri oğlum orta yapmayacaksın diyor da o hayır inadına ben yapacağım hocam diyor da öyle bir şey yok yani. Niye Tam isimler? tersi teknik direktörleri Caner, oralar senin yerlerin diyor. E bunu Şenol Güneş Hoca da söylüyordu ki, Şenol Güneş Hoca Beşiktaş'ta birinci A planı seri pas futboldur. Yani ilk şampiyonluk Atiba, Oğuzhan, Sosa. ikinci şampiyonluk Atiba, Tolga veya Oğuzhan, Talişka. İşte Talişka'ya o pas trafiğine katılmıyorsun diye kızıyordu. Hı hı. Örneğin. Ama abi ortadan paslaştın, paslaştın rakibi geriye yasladın ve demarke vaziyette kafayla gol atabilecek bir cenk Tosun var. Tabii ki Caner Erkin orta yapacak. Fenerbahçe'de tabii ki böyle orta yapacak Samat ya. i̇şte Kemal Ademiye ile oynatıyorsan e, orta yapacaksın yani. Bu o değil ki. Ya sırf orta yapman ya da sırf ortadan oynamak, merkezden paslaşarak oynamak diye bir şey yok ki. Yarım alanlar var. Yani tam ikisinin ortasındaki yerler. Gollerin çoğu artık öyle oluyor üst düzeyliklerde. Onu bu yaştan sonra Caner'den çeşitlendirmesini bekleyemezsin. Gezal'dan da Şimdi Gezal'a ben bazen eleştirileri okuyorum. İyi niyetli eleştiriler ama karışım hep asist yapıyorsun. Bir de gol at kaleyi düşün. Yo. Düşünüyordu öbür Fransa'daki takım Leicester'da falan. Olmuyordu o güçlü yönlerini kullanıyor. Takım lehine. Kolektifin maçı kazanması için bunları yapması gerekiyor ve bunları yapıyor. Asist krallığı da ekrana geldi. Efe Can Karaca. Efe Can Edim, tabii Vişça. sakatlıktan bayağı maç kaçırdı. Tabii 9 maçta. Evet. 9 maç olduğunu söyleyelim. Tabii Gezal da hemen tabii. gelip oynamadı zaten. Edin Vişca, Güray, Sagal. Ben Sagal'ı çok beğeniyorum bu sezon. Ben Benim de Sagal'ı çok beğeniyorum. E, Diyuf. Onların 4'er asisti var. Asist kralı da ekrana geldi değerli izleyiciler. Şu da önemli burada. E, işte Efe Can Karaca. Yani birçok maçta Alain Spor onu arıyor. Onu da söyleyeyim. Hı. Yani puan kesinlikle şampiyonluk yarışından çok artık net. bahsedilmeye ve işte hesaplar yapılmaya başlandı. Maalesef bu yüzden hakem hataları da ortaya girince ortamda bayağı gerildi. Çünkü şampiyonluk matematik hesapları da başladı. Şimdi fikstür sıkıştı. Bakalım kim ayakta kim survivor olacak burada yani. Kim ayakta kalacak tartışması da başladı. Bugün mesela Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın en iyi oynadığı maç mıydı? Kesinlikle hayır. Beşiktaş çok iyi oynadı der miyim? Hayır. Ama Sergen Yalçın 11 tercihinden oyuncu değişikliklerine zemin, maçın gidişatı, çok işte üst üste çok maç oynanması, bir iki gündür futbolun önüne geçen hakem tartışmaları Türkiye ligindeki bütün bunları toplayınca Sergen Yalçın bugün böyle tek bir böyle şey vermiş direktif. Maçı kazan. Nasıl kazanacaksınız? İşte duran topta şöyle yapacaksınız. Set oyununda bunu yapacaksınız. Set oyununda işte dediğim gibi Larin özellikle bayağı bir şeyler üretti ilk yarıda. Abubakar'ı iyi marke etti Ankara gücü. Onu da böyle tebrik etmek lazım. Ankara gücünün evet. hocasını, savunma oyuncularını tebrik etmek lazım. Abubakar ligin en formda, en istim üzerinde forveti. Neredeyse hiç demarke vaziyette topla buluşturmadılar. Onun dışında Beşiktaş'ta bir de Gezal Rozya. Bak Gezal'ın da en iyi oynadığı ama Rozya yine çok iyi oynadı. Rozya savunma savunucumu tam komple bir oyuncu. Peki Rozya'nın 50... bon servisi şu an hemen alınmalı mı? Ben burada ne söylesem bon servisi almakla yükümlü olan kişileri zora sokarım. Ya çünkü şimdi bu roze, bu Portekiz kulüplerinden oyuncu almak vallahi var ya. Ya yani yine fıçıya girmek gibi bir şey. Ama bazen erken davranmak ya tabii de abi adamlar çok acımasız. Abu Bakar Beşiktaş Abu Bakar kiralıkken bir önceki dönem 2016-17'de e Beşiktaş Mart ayında Beşiktaş almak istedi. Porto bir fiyat çekti. Yani resmen bir şey Beşiktaş'tan işte stadı verin. Stadın oradaki Kartal heykeli, Süleyman Seba heykeli onları da verin falan demedikleri kaldı yani. E ağlamadı Beşiktaş tabii orada. Bence şöyle oldu, da, oldu. Bedava aldı. Rozey'i bulan kimse, yani Rozey'in alınmasını kararını veren kimse o kişiden devam etsin. Ya da o kişiler birkaç kişi ise o ekip çalışmaya devam etsin. Rozey gibi 3 tane daha oyuncu var. Mimon onları Türkiye'ye gelecek konjonktürün oluşması. Rozey nasıl geldi Beşiktaş'a? <laughs> Rozey zaten gayet iyi oynadı Fransa'da evet. ve bu yüzden de işte Sporting Bak Porto Benfica devamlı Pereira soyadlıları alıyorsun. Biz de Fransa'dan getiriyoruz kardeşim. Valentini getiriyoruz diye getirdiler. Ama orada Ristovski acayip beklenmeyen bir patlama yaptı. Ve oynama imkanı bulamadı yeterince. Bu yüzden de Beşiktaş'a yolu düştü. Bu biraz aslında böyle Talişkan'ın Benfica'da teknik direktörüyle, teknik taktik planıyla sıkıntılar yaşadığı içinde Beşiktaş'a yolun düşmesine benziyor. Bunlar fırsat transferidir. Ama nasıl böyle Tayışık gibi başka oyuncular var dedim geçen hafta. Rozier gibi Rozier tipi oyuncular var. Ha, ama Rozier bayağı sevmiş gözüküyor Beşiktaş'ı. Çünkü öyle pozcu falan hesapçı birine benzemiyor. Yani sağ içi. Mesela geçen hafta Abu Bakar, geçen maç Abu Bakar gitti yanına. O cezalıyken kart cezası iken yanına gidip gol sevinci Şimdi öyle pozcu, hesapçı biriyle fazla böyle. Çünkü Abu Bakar Beşiktaş'ta sana söyleyeyim yani. Ruhani lideri şu anda takımın. Ruhani lider o. Maç boyunca da bayağı Tabii. 90 dakika savunmaya gelip yardım etti. Onu söyleyecektim. Yani şimdi özetlerde göndermemiştir Güntekin Beyler. Yani Kendileri yorumlamıştır. Onlar işte o kadar zor ki. Adi rekabet olsun diyorum ki. her hafta. Onları da gönderse, onlar önemli şeyler mesela. Geçen hafta e, Rozya'ya gitmesi, Abu Bakar'ın falan. Arz talep meselesi bizim... De. Daha çok faul, e, orada bastım ayağına, burada bastım ayağına. Ben buradan ayağına. talep edeyim de sevgili eski arkadaşım <laughs> Güntekin belki bana bir ayrıcalık yaparsa sevinir. Ayrıcalık değil, eşit muamele olsun yani programlar arası rekabette şartlar eşit olsun. Ya bence o görüntüler önemli yani. Roze'yi anlatmak için. Roze sevmiş gözüküyor. <laughs> ee, bir de Rozier böyle üzerinden ölü toprağına attı. O çok önemli. Yani ne anlamda abi? Hiç oynamıyordu neredeyse Sporting'de. O kadar az oynuyordu ki. yani futbolcunun üzerine ölü toprağı serpilmesi. Ya oynamak isteyen genç, yetenekli, genç yaşta çıkış yapmış bir oyuncu sonuçta Rozier. Öyle herhangi bir oyuncu değildi ki zaten. Ben mesela ilk geldiği zaman öbür stüdyoda demiştim ki valla maç kondisyonunu hallettikleri zaman tamam Beşiktaş'ta sağ bek yaz. Yani hmm. 11'e yazacağın ilk 4 oyuncudan bir tanesi olur diye. E bir diğeri Abu Bakar. E bunları zaten iyi sözleşme mesela Abu Bakar'la olan. ile bir de iyi sözleşme yaparsan asıl önemli olan o. Bakalım göreceğiz ama yakın zamanda ben Beşiktaş'ın bu konuda bir harekete geçeceğini tahmin ediyorum. Yani bir girişimde bulunacağını düşünüyorum. Olur olmaz bilemem ama e, bir girişimde bulunacağı kanaatindeyim açıkçası ben. Birazcık Dorukhan'ın da durumu artık belli olursa. Belli olacağını tahmin Yani Benim düşüncem Ocak ayı sonunda. Şu son maçlardaki performansıyla Dorukan'ı mesela halen 11 oyuncusu olarak görüyor musun Hayır, Beşiktaş'ta? Görmüyorum. Sağbek alternatif olarak görüyor musun? Alternatif olarak Necip oynuyor. Necip oynuyor. Evet. Dorukan'ı yani. oynatmadı Sergen Yalçın evet. hoca. Bence Dorukan'ın da e, kariyer planlamasını iyi yapması gerekiyor. Yani Hangisi? kendisi bilirti ben hangi takımı ederse saygı gösteririm ya da Beşiktaş'ta kalırsa aynı derecede saygı gösteririm ama şu anda Beşiktaş'ta mesela bizden önce böyle stadyumda çok tartışıldı Oğuzhan Leic falan. Şu anda bu oyuncuları tercih ediyor Sergen Yalçın Tercih ettiği oyuncudan bir tanesi Rozier Gerçekten hani tercih ettiği değil ilk ismini yazdığı dört oyuncudan Bir tanesi Rozier Geri kalanlar artık büyük takımda Forma Hı. verilmez alınır Bunu en iyi oyuncular biliyor Adem hiç Seri A'da kaç takımda oynadı Roma falan Öyle ufak tefek takımlar değil bunlar yani Tabii tabii mutlaka ee, Oğuzhan zaten Beşiktaş'ta şampiyonluğu olan Kaptanına getirmiş bir oyuncu Onlar zaten ikisinin durumu da farklı İkisini aynı e, ee, aynı konuda değerlendirmeyi ben yanlış buluyorum. Ama öyle değerlendirme saygı duyuyorum. O ayrı. Ben yanlış duyuyorum. Olsa oynamak istiyor canım. Yani mesela kupa maçı falan son derece istekli falan. Bazı eksikleri neyse onlar giderilecektir. Teknik hayat hazır hale için getirecektir. O da iyi bir tabii. opsiyon olacaktır. Yani eklenecektir. Ama ne diyeceğim? Bence Rusya için bonservis görüşmeleri yaparken Rozya tipi bir tane daha sabit bulursa Beşiktaş elinde çok güçlendirir. Hmm. Sezon uzun. Çok maç var. Tabii. Bak sonra Necibe kızmayın yine. Sabek'te o iyi oynadığı maça gibi oynayamadı. Kötü oynadığı maçlar gibi oynadı. Ben söz verdim kızmayacağım. Kızmıyorum da yani. Çünkü çocuğun birinci mevkisi, ikinci, üçüncü, dördüncü mevkisi orası artık. Tabii. Yani orta saha. işte safkan defansif orta saha. Oyna diyorlar oynuyor. Stoper. Üç. dört artık orası yani. Kesinlikle. Yani, yani bence bence işte, Beşiktaş işte, artık şampiyonluk yarışında. Sayın Başkan Ahmet Durçevi de ta Fenerbahçe derbisinden önce söylemişti. Çok hı hı. iddialı. Alınan sonuçlar altını doldurdu. Şimdi geri kalanı da biliyorum finansal durumu. Ama bak bu finansal durumda Abu Bakar ne kadar iyi sözleşme. Ligin en iyi santrafından bir tanesi sende kafadan. Hı. En formdası bir kere sende. Hani, de öyle. He. Ligin en iyi sağ bir tanesi sende. Ligin en iyi sağ beklerinden bir tanesi sende. Demek ki bulunabiliyor. 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 En Enseyi karartmaya gerek yok. Bir de o kaleci konusunda da Sergen Yalçın Hoca. Onun kararıdır. Ben saygı duyarım. Ee, i̇ki genç kaleciden en az bir tanesini ben kazanacağım bu şekilde diyorsa bu kalecinin daha iyi performans ayıracağını düşünüyorsa ona da saygı duyarım ama yani başka kaleci getirirse de daha tecrübesiz kalır. Şampiyonluk yaşa şey dedi ya benim de istediğim bir iki isim var duruma bakacağız ona istinaden söylüyorum çünkü hep soruyorlar Ali Bey hangi isimleri kastediyor. Yani hepsini söyleyemem ben şimdi burada. Programı da yaya yaya. Önümüzdeki hafta bir tanesini söylerim en azından. Peki, Hangi pozisyon? Önümüzdeki hafta bir tanesini söyleyelim. Öyle yapalım. Taksitle yapalım. Tamam, Böyle bon servis alır gibi taksitle. Önümüzdeki hafta o zaman e, söyleyelim bir tanesini. Hangi oyuncu ile ilgileniyor Beşiktaş e, ikinci yarı için. Kayseri Konya maçında inanılmaz pozisyonlar vardı gerçekten. Çok konuşuldu. Hala konuşmaya devam ediyor ve Sanki akıllara kalacak bir maç gibi de gözüküyor. İlk pozisyonumuz ekrana gelsin. Karşılaşmanın hakeminin adını söyler misin? Ali Padabay. Ben biliyorum da. ha. Fenerbahçeli komşum bak. İki hafta önce sen. Bir sene önce ben. Bak şimdi. Bak nereler ne karıştı. Bakalım pozisyona. Peki. Kayseri Adam premierlikten geldi bir de. Yıllarca oynadı yani. Arlayan'ın topu getirdi. Ortaya doğru çevirdi ama topun geçtiği oyuncu Yerde kaldı. Yevta Uç burada. Yani top geçti gitti. Yevtović öncesi kaymaya başladı. Sonrasında o bölgeye doğru koşan Kayserispor futbolcu yerde kalıyor. Ve karar penaltı. Ne diyorsun Veliciğim? Benim fikrim bence penaltı değil. Ben ne diyeyim bu adama ben ne diyeyim ya ben her hafta bu adamın hakemliğine mi uğraşacağım ya hakikaten evet yani kesinlikle değil, değil mi peki devam gelelim devam şimdi bir de Lennon'un ikinci sarı kartı mı ha kaçıncı sarı ee, kartı mı yok Pedro Enrique ceza sahasını yerde kaldı iyi bak kaldı. burada yalnız Lennon'a benim kafamı karıştıracak şekilde orta yaptın diye ka kart göstermemiş en azından şu ilk <laughs> pozisyonda onu da söyleyeyim ya yani. şurada yerde kaldı Pedro Enrique penaltı bekledi e, şu an tam böyle yavaş çok yavaş buraya yavaşla geçelim çok ağır Skubic ayağını uzatıyor ve bir çelme var orada. Top Skubic'in dokunmasıyla yön değiştiren bir durum yok ortada. Bana göre Pedro Enrique topa dokunuyor ve kaleye doğru yavaşça çevirmeye çalışıyor. Kendisi vardan baktım buna. Hayır. Hı. Niye? Ya yani herhalde konuştu büyük ihtimalle. Zahmet olacaktım Ya baksana sende sorumluluk insanlar sana İhaleyi yazacak. Sen son haftalarda orada bence bu penaltı bence pozisyon. Yani devam etti ama pozisyon. Ee, bak bak hiç standart yok değil mi? Şu ana kadar 2-2 iki iki bana göre bilmiyorum. Aaron Lennon'un da kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kart. Şu anda maç 1-0. Kayserispor üstünlüğü devam ediyor. Sarısı vardı önceden. İkinci sarıdan kendisini aldattığı gerekçesiyle Kırmızı kart gördüm. Bunu kendisine yıllarca anlatamadım. Televizyondan hep kendisine bu konuda hiç uyarılarda bulundum. Ne acizane. Ben hakem değilim ama futbolu çok seven bir insanım. Kendisine bir türlü anlatamadım. Ee, oyuncu yere düşüyorsa ya penaltı veya da oyuncu kendine atmış diye bir şey yoktur. Yok. Tabii tabii. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. Gece ve gündüz kadar bu kadar. yani geceden gündüze geçişte de mesela vardır ya şöyle bir şafak söker. Güneş doğar falan. Ya böyle arada pozisyonlar vardır. Her Fucum oyuncusu hep orada böyle penaltı olduğunu düşünür. Her savunmacıda hiçbir şey olmadı. Bu arada birçok kişiye göre de bu pozisyon penaltı. Hem üstten elle hem ayakla alttan bir müdahale olduğu yönünde görüşler var. Şurada mesela bastı yönünde, üstten de elle omuzdan itti yönünde. Bunu bu şekilde açıklayıp penaltı verirse veya hayır, eee elle yeterince bastırmıyor derse tamam ama şurada oyuncuyu atmak. Tümer Metin mesela penaltı demiş pozisyon için. Bak şurada oyuncuyu atmak. Yani gerçekten ya futbol kurallarını biliyorsunuz da, futbolu da biraz keşke hisset... alt değilse bile. hissederek, şöyle biraz severek, şu işi biraz sevseydiniz, biraz izleseydiniz. Biraz pratiğini bak, izleyenler var aralarında, futbolu çok severler. Var, var, Zaten 2-3 tane var. var. Onlar tartışılsa bile son tahlilde hep olsun ama iyi hakemler, yakışmadı o hakeme diyorsun. Kendisi için aynısını söyleyemiyorum işte ya. Hiç şaşırmıyorum böyle garipliklerine, hiç şaşırmıyorum. Sevmiyor adam, bu işi sevmiyor ya. Ben zannetmiyorum yani evde falan böyle, mesela şey izlememiştir. Liverpool Manchester City maçı vardı ya böyle hafta içi gece. Hmm. Van Dijk Lovren'e kızıyor falan son kare. Ama ne maçtı yani? Kim kazandı? City kazandı da. İşte şey izlememiştir Liverpool Barcelona'yı. Real Madrid Barcelona derbisi falan. İzlemiştir o da hani ertesi gün şey vardır belki. MHK'da falan hani sohbette geri kalmayalım. Messi mi dahi Ronaldo mu falan suya terit tartışalım hani falan diye. Ya kıyıdan köşede. Ya olacak ki bir de bakışa bak. Adama. Ya onu söyleyeceğim. Hayır, İletişim... bunlar ya. İletişim konusu çok önemli sağ içinde. Cüneyt Çakır bu işi gayet iyi bir şekilde örnek olarak yapıyor. Mesela beni hep bu konuda örnek olarak gösterdim. Başka bir hakem daha var. Onu izlesinler. Hangi maçı yönetiyor o hafta Lahoz? Bu hafta hangi maçta? Bravo. Aç İspanya Ligi'ni izle. Ne yapıyor Lahoz? Onu ben örnek alayım Neden diye Neden bu kadar Real Madrid Barcelona maçı yönetti? Ya bizim hakemler anlatıyor diyor ki Ali Bey diyor ama Türkiye'de maç çekmek zor. Ya Lahoz o sen İspanya bak kaleme atıyorum sinirden ama Real Madrid Barcelona ya. İspanya iç savaşı bilmem ne neler neler yani anladın mı? Alayım lazım olur belki. Ya tamam tabii te, 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 teşekkür ederim. Ya neyi zor burada ya? Neyi ne kadar zor ya? Allah aşkına orada neler olmuş ya? Adam Barcelona'dan Real Madrid'e gitti diye bir şey kesip attılar adama ya maçta. Rütük kurallarına uyuyor mu uyumuyor mu söylemiyor o yüzden. Yani evet, Figo yani. olayı yazın bakın işte ne attılar gidince. Böyle şey olur mu canım? Orada e, burada çok zor orada kolay. Nesi kolay ya Real Madrid Barcelona maçı nesi kolay Allah aşkına Veli. Bir, en tarafta Ramos, maç. bir tarafta Ramos, bir tarafta Pique. Tabii canım en zor maç. Bir tarafta Busquets, öbür tarafta o işte kim vardı o dönemde? Xabi Alonso. Tabii. Devamlı hakemlerin üzerine oynama, bir şey oluyor, üzerine 8-9 kişi gidiyor. Hiç ben böyle kaşlarına çata çata Xabi Alonso'lara, Ramos'lara, Pique'lere görmedim yani. En işte mülayim gözüken oyunculardan ve Xavi bile mesela Real Madrid'de en mülayim gözükenlerden bir tanesi söyle. Mesela ben var değil mi zamanda? Bak. Mülayim yani forvet. Abi o maç oldu mu ne biçim atma. Bak orada Lahoz'a güveniyorlar. Benzema da öyledir mesela. Tek mi? güvendikleri Lahoz ya. İkisinin de ben yani evet. Lahoz'u da çok beğenmiyorlar. Yani şey diyorlar Lahoz olunca El Clasico'ya atanınca değil mi? Hı -hı. Ya Real Madrid'i mi seviyor Barcelona bunu söyleyenler var ama makul çoğunluk denen bir şey var. Tabii, tabii. Yani %80-90 diyor ki abi bu adamda yok o numaralar. Maçı kötü yönetebilir ama niyetin kötü niyetinden şüphe etmiyor adamlar. İngiltere'de. Hans Nist ekliyor. Yani dürüst hata yaptı. Şimdi ama var geldi mesela dürüst hata yapma olayı yok artık kalktı. Ya sana var da getirdiler. Sen hala da ne istiyorsun adam de Niye bu kadar sert ya? Ne yaptı adam bence ya? şu yüzden. Adam böyle trafikte arabana mı çarptı? Abi? Bak gerçekten bir getirir misin o görüntüyü ya? Bence ne şu yaptı yüzden, şu adam sadece? Bence şu yüzden seminerdeki bir konuyu bazı hakimler yanlış yorumluyorlar bence. Hangi şekilde yorumluyorlar? Hangi konuyu? Ee, otoriter olunum, içinde otoritenizi kaybetmeyin konusunu sert olmak gibi algılıyorlar. Otoriter olmak demek sert olmak demek değildir. Vücut dili bu şekilde kullanmak demek değildir. Cüneyt Çakır'ın da otoritesi var, çok büyük otoritesi var soğuk, hem Soğuk, soğukluk onun en büyük gücü. Soğuk yani böyle. Bence gayet. Ama düzgün bir şekilde. Ama yaklaşıyor soğuk insanlara derken yani. yani şöyle mesafeli, diplerine girmiyor şey yapmıyor. Şu, şu var. Bak, bir konuyu bak, bak. şu hareketi biliyorsun değil mi? Hastasıyım. Evet. Bu mesela o ikna ediyor ama o hareketiyle. Maçı istediği gibi yani yönlendirebiliyor orada. Burada abi telaş. Bu tarzınız şey... olsun. Robotik oldu. Adam yani. arabana mı çarptı? Orada Jevtovic mesela ne yaptı abi o ilk penaltı pozisyonu yani falan. Oyuncu oyuncuyla çarpışıyor falan. İnsan biraz futbol izler. Biraz sever şu işi. İnsan biraz severek yapar şu işi. Ben bu kadar bir işi sevmeden yapan bir meslek grubu bilmiyorum ya. Bizim Türk hakemlerinin yüzde doksanı gerçekten futbolu falan Konya'nın kazandığı penaltiyi de ekrana getirelim. 90. dakikaya doğru kazandığı penaltiyi Konya. Ee, burada İsmail Çipe'nin Hacı Ahmet için yüzüne bir müdahalesi olduğu için penaltı kararı çıktı. Ama İsmail Çipe tabii topa doğru. Yani kurtarış yapmak için gidiyor. Görmüyor da. Görmüyor tabii. gelişini Konyalı oyuncu da vurdu topa. Vurdu evet. artık yani. Vurduktan sonra İsmail Çipe topu kurtarmış oldu. Ve sonrasında top dışarı gitti devamında. Yani şimdi burada aklımı karıştıran başka pozisyon daha var. O da şu. Ee, Başakşehir Yeni Malatya maçındaydı. 11. haftada. Mahmut penaltı bekledi burada. Cüneyt Çakır maçın hakemiydi şu pozisyonda. O pozisyonu göre bin kere penaltı değil mi az öncekine göre normalde? Yani o eğer penaltının kriteri çarpışmanın ise bu daha şiddetli bir çarpışma. Heh. Ve yani burada böyle kalecinin topa değmediğini değil mi ilk çıkışta görüyoruz? Evet. Yani o açıdan bakıyorsun. Burada kaleci değiyor İsmail. İşte burada da zaten Kayseri kriteri o. Maçında. Değdiği için topa. Penaltı değil Cüneyt Çakır burada maçın hakemi. Bir pozisyon daha var mı? Şimdi Hakan söyledi kulağıma onunla ilgili. Rodelga Altay örneği var dedi. Güzel bir örnek. Evet ha, bravo. Kim bu maçın hakemi? Ali Palabik. Ha. Ya. Ne diyorsun bu çelişkiye? Evet Ali Palabik maçın hakemi. Tabii. Evet. Bir gün penaltı. Zaten bu şey pozisyon değil mi Hakan? gün değil falan. Ne güzel. Penaltı var. verdi sonra iptal etti Vardan değil mi? Evet. Penaltı verdi Vardan iptal etti. Ama Aynı verdi Aynı pozisyonda başlıyor. bu kez penaltı vermedi. Vara gitti Vardan verdi bu kez ne diyeyim Veli? Bak bunların bu meslekteki bu hakemlik mesleğindeki bu yaptık hatalar şuna benziyor. Bazen anlatamıyorum ama. Mesela benim gelip burada Mane Manchester United'ın sol bekidir. Tabii. De da Liverpool'un santraforudur dememe benziyor. Bu, bu büyük hatalar bunlar toplayınca ya ben bu kargo ve bunu istikali şekilde yapıyorlar bunları. Ya mesela Barcelona İspanyol milliyetçilerin takımıdır derse birisi burada bu kadar büyük hata yaparsa veya Real Madrid Katalanların takımıdır derse bu bunun gibi bu, hiçbir farkı yok benim için bunlar Hazırlanmıyorsun. Mental açıdan hazırlanmıyorsun. Meslekte kendini geliştirmek için yeni şeylerden faydalanmıyorsun. Hiçbir niye biliyor musun? Garanti ne kadar kötü maç yönetirsen yönet yıllarca. Yıllarca yönetiyorsun. Yeter ki böyle camialar arası, federanın arasında kalma. Hani düdüğünü astırmacılara var ya. Hı. Abi ben hep diyorum ki ya bak şu mesela geçen geceki tartışma. Fenerbahçe Galatasaray. Ya bak. Dört tane büyük kulübümüz başkanı. Diğerleri adına da gidecekler. Acil sorunlar var. Bir. Mesela herkesin bir dediği kesin kabul edilecek. Mesela Ali Koç dedi ya. Kurayla çekilsin hakem. Ne sakıncası var gerçekten? Yani Ali Koç demeden önce de böyle düşünüyordum. Çünkü İtalya'da eskiden öyleymiş. Ve çok daha iyiymiş. Anlatıyorlar yani. İnanıyorum güveniyorum. Hı hı. Abi çünkü ne demek mantığı şu. Eğer bir hakem bir takımın maçını şimdi örneklerle vereceğim. Önümüzdeki hafta Göztepe Karagümrük maçı. Ha bu arada Rize Spor Göztepe maçındaki hakem hataları da ya o iki takım Fenerbahçe Galatasaray olsaydı. Özgür Yankı'ya değil mi? O zaman görürdüm ben tartışmaları. Yani o iki takım da onlar da takım kardeşim. Şimdi onlar adına konuşacağım. Mesela Ali Koç'un fikri. Benim fikrim ya zaten o. Herkesin fikri o. Kurayla çekilsin. Çünkü niye bak? Göztepe Karagümrük maçı var. Hı -hı. Eğer bir hakem bu ligde Göztepe'nin maçını yönetmeye layık değilse o zaman bu Karagümrük'ün de maçını yönetmeye layık değildir. Haftaya diyelim ki işte mesela Trabzonspor Galatasaray değil mi? Hı hı. Ya Galatasaray maçını yönetmeye layık değilse Trabzon'un maçına o zaman abi bir hakem Spor'un maçını yönetmeye layıksa Fenerbahçe'nin maçını yönetmeye layıktır. Bu kadar basit. Bir adam Galatasaray'ın maçını yönetmeye, adam diyorum yani erkek hakemler var diye yanlış bir insan Galatasaray'ın maçını yönetmeye layıksa Fenerbahçe maçını yönetmeye layıktır. Bursa Spor'un maçından yönetmeye layıktır. Böyle bir şey olmaz. Böyle ben bir sayın... şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bazı takımlara bazı hakemlerin verilmemesi olması kabul edilemez bir saçmalık. İki. Şimdi işte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un örnek verdi. 2 İki. Galatasaray Başkanı. Sayın Mustafa Cengiz'in vardı şu, önerisi. Bu mesela Fatih Terim cezalar meselesiyle ilgili. Gitsilse hep beraber. Mesela Ahmet Nurça bir de gelecek yanında çünkü Beşiktaş Başkanı. O başka bir şey önerecek ama o da mesela mesela Ali Koç'a evet bu hakemler kurayla çekilsin de destekler bence. Galatasaray Başkanı'nın da bu ya Hakemlerle teknik direktör arasındaki ilişkilerde bu kadar büyük cezalar verilir mi canım? Mesela Sergen Yalçın'a ceza verdirmeye çalışıyorlar. Hani Fatih Terim'e şu kadar uzun şu kadar kısa verdirmeye çalışıyorlar. Gelin şu sorunu bir halledelim. Aç bir Jürgen Klopp'un görüntüleri göster. Ah 30 yıl sonra şampiyon yaptı adam. Bak neler yapıyor şimdi burada yapamayacağım. Ya, gelip gelemeyeceğim de bu kulağın dibine ama. Gözlüğüm de yok gözlüğüm ama. Yaptım internette izlerler. Ya dördüncü hakemin kulağına nasıl bağırıyor bağırıyor. Orta hakeme nasıl bağırıyor. Sırf o ki Guardiola neler yapıyor el hareketleri. Guardiola'nın el hareketlerini hatırlayalım. Evet, 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 tabi. Bunlar ne? Bizde direkt atar biliyorsun değil mi? Ali Pala bir ikvan gelir böyle. Suratını asar. Böyle yapar. Şu öbürü şey sanki arabasına çarptı arkadan inip öyle kart gösteriyor anladın mı? Böyle trafikte yavaş yavaş gidiyorsun ya 30'da 20 ile sinirim bozuluyor. Arkadan biri çarpıyor iniyorsun böyle hani öyle kırmızı gösteriyor. Ya sen bir kere orada trafikteki polis gibisin. Onu daha rolünü anlamamışsın hakem. İki oyuncu arasındaki pozisyonda sen Adaleti de sağlamak zorundasın. Polis nasıl geliyor mesela? Işte 30'la giden iki araba çarpıştı. Bir dakika beyler şunu beyler hanımlar çizelim şurayı. Bakalım olay yeri gelsin. Bu bu yani Hakemlik bu daha hızlı olan bir şey. Bir kere var var çok daha hızlandırıyor iş. Sonra şeylere göre. Dört mesela Sayın Ağoğlu. İşte bir tane de, Trabzonspor Başkanı'ndan Hı. örnek vereyim. Ahmet Nutçevi'den şu örneği veriyorum. Hani diğerleri kabul edecek. Ee, daha önceki dönemdeki yöneticiler neden sorumsuz canım şu andaki mali yapıların bu durumundan? Sorumlu olsunlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da evet torunlu olsunlar tabi der. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de der. Trabzonspor Başkanı Ağolu zaten iki kere söyler. Çünkü neden? Geçen sezon kupa şampiyon olmalarını, ligi çok iyi yerde bitirmelerine rağmen Avrupa Kupası'na gidemediler. Daha önceki yönetimin işte bu. Ahmet Nurçebi'nin benim şunu burada seslendirdiğim önerisine. Sayın Ağolu da zaten seslendirir. O da kendi önerisine işte söyler. Hepsine uyar. Ya bu aklın yolu bir. Sırf bir ezeli rakibin başkanı söylüyor diye Diğeri itiraz etmek zorunda hissediyor kendini. Evet. Bu dört söylediğim öneriden Türk futbolu karlı mı çıkar zararlı mı çıkar? Karlı çıkar elbette. Şu mesela hakem işiyle başlayalım yani. Ya, Kura çekilsin kardeşim. Gerçekten ben de onu öyle. söyleyeceğim. Yani ben normal şartlarda Beşiktaş-Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kadar hani o maçtan önce Sayın Ali Koç bunu söyleseydi hayır öyle şey olur mu katılmıyorum derdim ama o derbiye Tugay Kağan Numanoğlu atandıktan sonra dedim ki tamam herkes her maçı yönetebilir. O yüzden de kurada çekilebilir gayet doğal. Ki Hala Serdar Tatlı'ya Ersin Düzen sordu bunu yayında. Net bir cevap Serdar Tatlı'dan gelmedi. Olmaz, imkansız diyemedi. Olur Hiç. diyemedi. Ol... Havada kaldı o cevap. Olmalı yani olması gereken budur yani. Ve dediğim diğer dört tane şey yani dört başkan özellikle seçtim. Bu arada benim için böyle Kayseri Başkanı, Konya Spor Başkanı, Denizli Başkanı, Ankara Cumhurbaşkanı benim için hepsi aynı. Mutlaka. Ben yorumcuyum ya yani, objektif olmak zorundayım. İnsanlar o yüzden izliyorlar. Biraz geçtim mi beni zaten uyarırlar. Hı hı. Yani sınırını geçtim mi ya ben bunun derdindeyim ya sonra dönüp dolaşıp aynı hakemler onların çocukları ya benim bir, yemin ederim çocuk travmalarını bir daha canlandırıyorlar ya. ya adamın babası zaten hatırlıyorum ya ne kadar iyi hakemdi ki sen niye oğlunu hakem yapıyorsun abi başka iş yok mu meslek yok mu Türkiye'de ya? niye çünkü ne kadar kötü yaparsan yap devam ettiğin tek meslek Türkiye'de ne kadar kötü yaparsan yap ne kadar başarısız olursan ol devam ediyorsun hakemlikte böyle şey olur mu canım Çaykur Rizespor Fraport Tava Antalya Spor maçında iki hızlı bir şekilde golleri görelim. Yasin Pehlivan skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor öne geçti değerli izleyiciler. Bu golle Fraport Tava Antalya Spor karşısında gol ekrana geldi. Bir diğer pozisyonu görelim. Bünyamin Balcı Sidney Sem arka arkaya şutları Gökhan Akkan önledi ve gole izin vermedi. Maçın kritik pozisyonlarının bir tanesiydi bu. Gökhan Akkan günün başarılı isimlerinden bir tanesi bu maçta. Ve Rizespor farkı ikiye çıkartıyor. Milan Skoda bu kez sahnedeki oyuncu Çaykur Rizespor'da. Samudio güzel hareketlerle ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdi ve Milan Şiko'da da şık bir dokunuşla skoru 2-0 yaptı. Ve bu golden sonra hemen sonrasında Podolski yayın gerisinden alışık olduğumuz gollerinden birini kaydetti. Durum 2-1 oldu. Ve son dakikada öyle bir pozisyon vardı ki Veysel Sarı onun şutunu Merya çizgiden çıkarttı. Son dakikada gelen bu çizgiden çıkan topla birlikte de 3 puan Çaykur Rizespor'un oldu. Tebrik ediyoruz Çaykur Rizespor'un maçtaki galibiyetinden ötürü. Evet Antalya Spor da gayet iyi oynuyor. Ersun Yanal geldikten sonra da zaten bence bir Tamer Tuna zaman da iyi oynuyorlardı iyi ee, oynamaya çalışan ekip ama asıl bence dönüşüm demin yine hakemler bak yine araya girdiniz adamın hakkını yiyorduk Hı. neredeyse. İsmail Kartal Hoca'yı ben tebrik ettim. Tabii tabii de. doğru. Konya Spor maç başına gol ortalaması ne kadar yükseldiğini insan farkında ama. Kesinlikle. Seyircili olsa var ya o tekrar o stat full çeker. Çok, çok güzel oynuyorlar. Büyük takımlara karşı farklı oynuyorlar. Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a karşı. Ama kendi gözlerine kestirdikleri, kendi güçlerine denk buldukları takımlara karşı bayağı ofansif oynar. Mesela Sivas Spor da öyle. Sivas da öyle. Sivas Spor da öyle. Sivas Spor gerçekten hani UEFA Ligi ki UEFA Ligi'nde de öyle oynadılar. Şimdi mesela hakikaten en güzel maçtan maç. bahsediyorken Sivas'ın golünü gösterebiliriz. onları da. Onların da hakkını verelim. Zorlu fikstür. İki tane takımın neredeyse en değerli iki oyuncusu takımdan ayrıldı. Mert Hakan'la e... Emre, Kılıç. Emre Kılınç ayrıldı ki Emre Kılınç bayağı iyi oynuyor. Mert Hakan da Fenerbahçe'de son iki maçta iyi. Arslan müthiş oyunu devam ettiriyor. Ama o devam ettiriyor evet. O dedi ki siz gitseniz de ben buradayım dedi. Max Gredel bir de izlemesi gerçekten, gerçekten çok zevkli çok. bir oyuncudur. Sakatlıklar geçirmeseydi çok bambaşka seviyelerde bir kariyeri olabilirdi. Sampdietian Leicester City. Ben, yani özellikle şimdi Beşiktaş maçı enteresan geçecek. Yani Beşiktaş-Sivas spor maçı. Beşiktaş-Sivas maçı. Acaba Sivas sporun oyunda oyun Beşiktaş'a yarayacak? Hani Sivas daha ofansif oynamaya çalışıyor, daha ön oynamaya çalışıyor. Yoksa Sivasspor Spor zamanın yani bir, bir buçuk iki ay önce bu Konya Spor'un yaptığını mı yapacak? O açıdan enteresan ki zaten hafta sonu Trabzonspor Galatasaray maçı da var. Orada da yine iki farklı şekilde oynayan takımın mücadelesi olacak. Ee, biliyorum oyuncular, teknik yoruldular. Biz de aslında izlemekten yorulmadık değil yani o program programı. Ama neyse hani fikstür yıl sonuna doğru sıkıştı ama baya güzel maçlar bizi bekliyor. Her takımın kendine has bir tarzı olmalı, bir oyun düzeni olmalı görüşündeyim ben kesinlikle ee, merak ettim ve araştırdım bazı takımlar dikkatimi çekmişti topla oynama yüzdeleriyle ile ilgili var ya bir grafiğimiz yapmış olduğumuz onu verelim mi enteresan bir sonuç var ortada değerli izleyiciler Gaziantep ile ilgili Aytemiz Alanya ile ilgili ki bu hafta aynı zamanda belirtelim Gaziantep Aytemiz Alanya maçı var bu açıdan çok enteresan bir mücadele olacak ee, Gaziantep topla oynama oranlarında ligde şu anda son sırada Evet %40,2 ortalaması var. Bir üstünde Yeni Malatya Spor %40,8. Lider ayetimiz Alanya Spor'da %58,9. Yani Alanya ve Antep. 10. kim? 10. Arkadaşlarımız baksın. 10. sırada kim var? Hayır istatistik bilimine göre 10. medyan oluyor. Hani 10.5. oluyor da 10. diyelim. He, anladım tamam. evet. Belirici olan o. Yani Gaziantep 10.ya göre ne kadar az daha topa sahip oldu. Şimdi %40. Bu arada hiç %50'nin üstüne çıkmamış. Burada bir şey söyleyeceğim. %40 fena ortalama değil ki ya. Ya bütün maçlarda top hep rakipte. Tottenham bir aralar %30'da 25'lerle. Ya Tabii. Celtic Barcelona'yı bir maçta yendi %10'du. Biliyor musun? Tabii ben Celtic tutuyordum çok sevindim ama abi bir öyle bir kere kazanabilirsin. Şunu en az 10. Konya %54. Şunu ha eh, bak güzel 54. Güzel. Tamam o belirleyici olacak şimdi. %54 %40,2 arada 14 %14'lük bir fark var yani ciddi bir. Şimdi zaten böyle Aykut Kocaman hocanın halen transferleri çoğunlukla oynuyor. İsmail Kartal başka türlü oynuyor o ayrı ama yine o topa sahip olma felsefesi ona göre oyunculardan kurulmuş. Gaziantepspor ise direkt direkt kaleye gidip çıkacak oyunculardan kurulmuş. Oynatmak istediği Şumudikan'ın 3-4-2-1 veya 3-5-2 ve maç içinde varyantları var ama genelde üçlü savunma. Oradaki kritik olan mesela ilk Şumudika'nın ilk maçı Gaziantep Spor'da 5-1 yenildi Kadıköy'de falan. Evet. Tomu göremedi bile. Orada mesela e, dedim ki acaba çok mu unutulmuş mesela. Orada en çok beklentim yüksek olan oyuncu açıkçası benim Olkowski'ydi. Bu senin en iyilerinden bir tane. Bu sene iyi evet. Evet Polonyalı oyuncu sağ kanat Polonya genç bir takımlarında ümit ifade eden bir oyuncu zaten. Beşli orta sahalarda hem bek hem açık oyuncu olarak çok uygun bir oyuncu gerçekten. Onun dışında yeni yaptıkları transfer de Mirayas olsun daha önceki eldekiler olsun. Daha önce bu takımda zaten böyle kayo de oynadı. Manchester City'nin oyuncusuydu Kayode geldiği zaman. Ben yani öyle hatırlıyorum. Hep direkt kaleye giden oyuncu yapan. Yani zaten bu oyunu oynamak istiyordu. Ve hmm. bu oyunu oynatıyor. Bu oyunda bu şekilde oynanıyor. Kazandıkça da hiç sorun yok. Çok berabere kaldılar ama bu yüzden de. Ama kaybetmiyorlar. Değil. Ama çok berabere kaldı. Yani bu berabere kaldıkları maçları kazansa liderdi şu anda. E tabi. Ama şu anda bulundukları yerde çok kıymetli bir durum. 13 maçta 24 Bir de benim puan. için değerli olan Türkiye Ligi'nde bu yaptığınız çalışma dışında arkadaşlarımız böyle şeyleri seviyorsa kim kaç dakika galip durumda oynamış? Hmm, kim güzel. kaç dakika yenik durumda oynamış? Türkiye Ligi'ndeki en önemli belirleyici o oluyor. Beşiktaş'ın galip durumda oynadığı maç sayısı benim aklıma gelen çok sayıda var mesela. yani Son zamanlar. Son zamanlarda tabii aldığı galibiyetlerde. İlk Şimdi golü ben atınca. Şunu hep merak ediyorum. Yani aynı oyunu Mağlup duruma düştüğünde de ki son maçları kazandı hep galip duruma geldi. Mağlup duruma düştüğünde de Beşiktaş sürdürebilecek mi? Aynı oyuncu diye disiplini... Şu ana kadar sürdüremedi. Yani disiplini sürdürdü ama verimi arttıramadı. Özellikle Alanya maçında da gördük. Yani Alanya da bu ligin önemli belirleyicilerinden bir tanesi. Ama Türkiye Ligi'nde bak Sergen Alçın bunu da diyorum ya. Yaşından daha olgun teknikleri, çok daha tecrübeli. Çünkü zaten da teknik sektör gibiydi abi. Dünyada başka kim vardır yere yatarak gol atıp takdir edilen ya? İşte kaç kişi vardır öyle? O... Hani ben kazandırdım mı kardeşim ona bakın demişti ondan sonra. Aynen öyle. Bu teknikte bunu söylüyor zaman zaman. Mesela Malatya Spor'da sanırım beşli şey yeniliği maçtı Malatya başındayken. Yeni Malatya Spor'un. Valla ben aslında böyle anlatmayı sevmiyorum ama ligde de bu iş yapıyor dedi. Bunları duymak değerli. Önemli. Hamza Hoca'nın da bir oyun felsefesi var. Oyun tarzı var. Tabii. E, yani o 4 forvet oyuncusunu sadece birini forvete koyarak diğerinin üçünü başka yerlere monte ederek bambaşka oynuyorsun. Böyle, böyle takım savunmasına eksilmiyorsun. Yani bu senenin tek iyi kazanımı ne biliyor musun? Sanki TFF'nin böyle anayasasında anayasanın değişilmez maddesiymiş gibi. 4-2-3-1 e oynanır. Değil mi? Değil mi? Evet, evet. Hatta 4-5-1 olsa daha iyi. Öyle 3 falan çok öne çıkmasınlar. Ben kurtulduk. O, bir, o resmen böyle taktiksel bir böyle kabızlıktı. Bir ara lig o yüzden de bayağı böyle futbol çölüne dönmüştü. <laughs> ya şimdi öyle süper değil kalite falan ama en azından mücadele düzeyi. Farklı oyun planları. Bir de yeni kuşak hocalar da farklı bakıyor. Şimdi İlhan Palut başka bakıyor. Yalçın, Yalçın Koşka Koşuk bak, Koçuk bak bambaşka bakıyor. Şenolcan bambaşka bakıyor. Mesela şimdi Galatasaray maçına mı geçeceğiz? Geçmeden önce Yalçın bak demişken Denizli ile ilgili de yaptığınız bir araştırma var. Kazandığı 3 maç var Denizli Spor'un değil mi? 3 maçta hangi e, toplu oynama oranları var? En düşük toplu oynama oranları. Yani oynadığı 13 maç mı oynadı? 14 mi oynadı şu ana kadar? E, bakıyorum. 13 maç oynamış. 13 maç içinde en az oynadığı toplu oynama oranları Kasımpaşa maçı bende yok. Alanya, Erzurum, Gençler Birliği var bende. Onları söyleyeyim ben izleyicilerimize. Alanya maçı %20. Erzurum maçı %32. Ve Gençler Birliği maçı var %36. Kazandı 3 maç. Alanya Spor maçı ilk gelir gelmez bir teknik sektör evet. ne kadar etkili olabilir. Bir de bir 10 kişi kaldıkları bir maç o %20'lere kadar düşmesi normal. Özellikle son 15 dakikanın toplu oynama oranı çıkarsa Deniz toplu oynama oranı çıkmaz zaten. Yani yapabilecek bir şey yok. Topla oynayabilecek gücün yoksa oynamazsın. Hele belli dakikalarda topla oynayabilecek gücün kalmadıysa da oynamazsın. Ama bunun böyle çok ezbere dönmemeli. Çünkü ben bazen görüyorum bu şey anlayışı çok tehlikelidir futbolda. Tümden gelimci. Halbuki futbolda en iyi anları tüme varımcılıkla yapılır. Yani 5-6 tane veriyi alırsın bir bütüne vararsın. Deniz spor 10 kişi kalmasa yüzde %20 kadar da düşük olmayacaktı. Yalçın Koçkova öyle bir şey istemez. En az 35-40'da kalsın ister onu. Murawski atıldı bir de oyundan kırmızı kart gördü. Yani en iyi topu yönlendiren, geçişi en iyi yapan oyuncudan bir tanesiydi. Mesela Karagümrük başka bir vaka. Demek istediğim şu, demin yaptığım teknik olarak e karşılaştırmalarında Şenolcan Hoca Galatasaray karşısında direkt olarak ilk yarı maçı maçı Viviano ya ve stoper oyuncularına, Fatih Kuruçuğa, ee, o maçta Roko vardı. Roko'nun mesela ayakları o kadar fena değil yani. Hani iyi bir özelliğini söyle desen, eğer topu çıkarması fena değildir. Beşiktaş özelliğinde. Karagümrük'te gayet etkili oluyor ama aslında bir de var hani. Ama onlara demiş ki ya boş ver. Kaleci Viviano ile uzun çıkacağız. Siz de uzun çıkacaksınız. Yoksa Galatasaray çok ağzımızın dibine kadar girip sağda tam sağ pres yapıyor. Ve kaptırırız. Bak Göztepe evet. o şekilde ilk 15 Hatta dakika ilk bocaladı. Hatta ilk golde görelim. Göztepe şey... o şekilde Çizli bocaladı. Geçiyor. Dikkat. Galatasaray maçı. Ama İlhan Polat Hoca'nın da metodu Alpaslan yokken bunu yapması işte çok kötü netice verdi. Alpaslan varken belki çıkarsın bu presten. Ama Alpaslan yokken çıkamazsın. Alpaslan orta sahadan savunmayı aldı o özelliği çok mahir olduğu için buradaki işte hücum pres. Alecen'in ben... bahsettiği hücum pres sayesinde Galatasaray ilk golü buluyor. Bu arada e, hani ben şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Mesela orta sahası Galatasaray bu mücadelede Taylan önlerinde Belhanda Emre Kılınç Arda sol tarafta, Fegüri sağ tarafta. Aslında sadece Taylan orta sahada sahip. Diğer sağ içler, sağ önler değişe değişe. Sol iç, sol önler değişe değişe. Sol ön, sağ önler de değişe, değişe. O, Fatih Terim istediği o. Kağıt üstünde defansif anlamda zayıf gibi duruyor. Yok. Kağıt üstünde. Yok. Ama artık öyle bir şey kalmadı. Öyle bir şey yok. Yani illa ki defansif özelliği olsun, kesici olsun, uzun boylu olsun. Hani bunlar artık yok bitti. Takım savunması önemli olan. Ve Galatasaray ligde şu anda akan oyunda akan oyun içerisinde en az gol yiyen takım durumda şu anda. Galatasaray savunmayı en iyi bu işi hucumla yapıyor. Yani evet. Galatasaray, <laughs> hiç, Galatasaray böyle hücum presi. Galatasaray'ın en önemli savunma silahı. Bak geri kapanmalar falan filan <laughs> onlarda da iş yaptı. Çünkü bu ilk 20, ilk 13 dakika, 14 dakika Galatasaray gerçekten en iyi 14 dakikasını oynadı. Bu kadar yüksek tempo, çok iyi pres, muazzam pas akışı bir pozisyon var. Berlanda ile Arda'nın böyle 6. 7. dakikadaki paslaşması. Ya yani böyle futbolu seven herkes Şimdi sevmeyen bile futbolu seven kişi vay be ne biçim paslaştılar deyip keyif alıyorsun. Ama bu niye sürdürülemiyor 90 dakika? Ve 2-0'dan 2-1'e gelir gelmez maç neden Galatasaray'da Taylan'la Arda hariç bütün oyuncular bir adım geriledi performansı olarak? Ya tabii ki yoğun fikstür. Hastalıklar, sakatlıklar bunun hepsi etken ama bak şu golü attın 2-0 oldu. Evet. 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 Ve pası dikkat. Evet. Bu kez de Donk savunma kası. Şimdi ön taraf presini çok iyi yaptın. E bir de rakibi üzerine çekip orta sahanın gerisinden oyuncu kaçırdın öne. Öyle gol bu Arda orta sahanın gerisinden çıkıyor. Tabii yılların tecrübesi. Galatasaray'a gel döndüğünden beri en iyi maç. Kontrolü iyi olmasa bile burada. Bir şey söyleyeyim mi? Telaş yaptı, heyecan yaptı. Çünkü evet. yıllar sonra Galatasaray formasıyla iç sahada gol atacak. Seyirci olsa da olmasa da onun Top için. Kaptanlık bandı kolunda. Zaten orada az oynadı. Hani Yeni statta. Tabii. değil mi? Ee, bir sezon oynadı. Hı hı. Tabii. Bir sezon bile değil. 3-4 ay oynadı. E, ee, şimdi o tamam ama Arda genel olarak iyi oynadı. Yani şunu söylemek istiyorum mesela. Taylan zaten maçın en iyisiydi. Kesinlikle. Sırf o işte 2-1'den sonra Galatasaray'ın baskısı, e, Göztepe'nin baskısı, Galatasaray'ın bir adım geri çekilmesi, Taylan'ın anahtar pısı, harika asisti Fegüli'ye o değil. Geriye doğru geldiği zaman Galatasaray, hücum pres yapamadığı zaman da Taylan'ın birkaç tane o kadar kritik 6 numara müdahalesi var ki. Hani Markao yokken Markao'nun öne gelerek yaptığı işleri de Taylan yaptı birkaç pozisyonda. Bu yüzden de toplamında Arda ise gerçekten Fatih Terim onu Galatasaray'a döndürürken en başta yönetimi ikna edememişti. Daha sonra tartışma da oldu aralarında ama tez antitez bir sentez çıktı. Dedi ki bakın göreceksiniz ben tekrar onu bu takımın kaptanı, lideri. Çünkü lidere de ihtiyacımız var. Tabii. Ön tarafta yerli bir oyuncu da ihtiyacımız var diye. E Arda da borçlu hissediyor. Yaptığı hatalardan dolayı, ettiği laflardan, sözlerden evet, dolayı çok da. Güzel Arda sırf o yüzden hani Fatih Hoca ne derse o onun için. Ee, tabii çok iyi pas o. Yani burada da gol pozisyonundaki o heyecanı falan ben öyle bunu analiz ediyorum. Hakikaten Arda çok daha iyi topu kontrol edebilecek kapasitede bir oyuncu. Tabii tabii ayrı. kesinlikle. Yalnız Türkiye'ye döndükten sonra ki o ruh halsizliği. Ayaklarının Ayaklarını, çenenin çalışıp başına sürekli bela açması. Biliyorsun. Hakeme bir şeyler söyledi. Bayağı yüksek ceza yüksek aldı yüksek yani. 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 Onu söylüyorum. O değil. Şimdi sadece topunu oynuyor. Geçen hafta gördüğü sarı da hani... Fatih Terim Hoca'nın atıldığı pozisyonda falan. O da hani kaptanım ben yeni girdim. Öne ben çıkayım. Sonra hiç sarıyla mesela flört edecek. ikinci sarıyla flört edecek. Yok, en ufak kaldı. bir aksiyona girmedi. Hırsını kontrol etmeye başladı. Bu maç için değerli. Bütün sezon orada illa bankuarda Arda oynamaz. Ama bu şekilde devam ederse önemli katkısı ama Taylan işte Galatasaray'da alternatif şu anda olmayan tek oyuncu o diye düşünüyorum. Tabii ki Tam bak, da şimdi Taylan'ın pozisyonu Mustafa dönecek gelecek. tabii ki çok önemli oyuncu. Ruslara Galatasaray'ın yaşayan efsanesi. Taylan'da yükleniyor. Taylan ama burada da mesela pası verdi. Jayden offside'da olduğu için gol geçerli evet. değeri kazanmadı. Ee, bir de Taylan asistine geçelim. Fegoli'ye attırdı e, Kari gol. Kariyerinin daha öncesinde 8 numara 10 numara da oynamıştı var. Galatasaray'da ilk oynadığı maç direkt Santifarkası 10 on numara oynadı. 2 sezon önce bu dönemlerde. Yani ilk yarının sonlarına doğruydu. Evet. Zaten bu topları atabilen oyuncu. Ama bunun zamanlamasıyla orta sahanın yükünü taşıyıp bir de bunları yapmak Jordan Henderson. Çok güzel bir ta tasvir oldu. Şimdi tabii ki sevgili Taylan ister ki ona Steven Gerrard diyelim ama haksızlık <laughs> yapmış oluruz. Öyle oyuncular dünyada çok az. Bak Liverpool'un şampiyon kadrosu da Gerrard falan yok. Mesela Jordan Henderson asla olamaz. Ama onun Jordan Henderson olması Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyon olmasını sağlayan en önemli faktörden bir tanesi oldu. Jordan Henderson demek her şeyi yeteri kadar iyi yapmak demek. Jordan Henderson olmak demek 24-25 yaşından sonra rüştünü ispatlamak demek. Hepsine uyuyor bütün kriterlere. Ayrıca Uluyor. tabii güler yüzlü, sempatik olmak onlar da önemli. Şimdi Tayland savaşçı orta saha rolünde oynuyor. Hiçbir rakiple şöyle didişirken, kakışırken, itişirken, çirkefleşirken gördün mü? Yok görmedim. Hiç görmedim ben. Hiç görmedim. Temiz sarı kartlar Jordan Henderson de öyle mesela. Şu, Şu an sarısı tabii, var mesela sınırda ama temiz sarı kartlar görüyor. Ama ya hiç böyle şeyden gördün mü ya? Ya oynadığın mevkinin fıtratı hani öyle derler ya. Bu ön liberalının da fıtratı hayır öyle değil. Evet. Değişti o iş. Buna önlü libero demek zaten en baştan yanlışı Türkiye'de de. Tabii. Şimdi artık bu Taylanlar falan bunu tamamen tersini bize ispatlıyorlar, gösteriyorlar. Orta Hat saha demek lazım ya. Ya tabii canım. Tek orta saha bak ben Taylan oynadı bu. Çünkü 4-1-4-1 gibi. 4, Taylan 4-1 gibi evet, Evet, 4-1-4-1. O dörtlünün de geçişkenliği taktiksel açıdan alan değiştirmesi birbirinin yerine Çünkü abi pas verdiğin zaman pas iki kişilik bir hadise. Üç kişilik dört kişiye çevirdin mi zaten bu maçın ilk 14 dakikasındaki kadar yüksek tempoda yüksek kalitede oynuyorsun. E, alan değiştiriyorsun pas verdikten sonra durulmaz ki devam edeceksin. Bekleme yapma ticari devam et orada. Bekleme yapma 7 numara devam et. Bekleme yapma 8 numara devam et. Bekleme yapma 6 alt... yani mevkileri söylüyorum 11 numara. Sol ön. Sol ön sol içi olur. Sol iç forvet olur öne geldikçe. İkinci bir santrafor olur. Bunun oynamasını istiyor Fatih Terim Hoca. İşte bunun için Galatasaray'a yalnız iki tane oyuncu gerekiyor. Bir tanesi ve Taylan'ı orta sahada rahatlatacak oyuncu olmalı. Orası sahada üçüncü oyunu. Belhanda olur, o ayrı. O olur. Ama bazen bu Galatasaray'ın işte ilk 14 dakika çok sonra temposu acayip düştü ya. Yani ilk 14 dakikaya göre acayip düştü. Evet. Oyunu da demleye demleye oynatacak bir orta saha daha gerekiyor Galatasaray'ın. Ben de ki değer arasında. Çünkü Belhanda demleyen oyuncu değil. Belhanda evet, alıp tabii. böyle çayları dağıtan oyuncu. Yani bazen evet. de çok telaşlı, acılı ama o hızı da yani ya da telaşlı oynaması da bazen çok işe yarıyor. Yani kontrollü kaos çıkardı mı Belhanda önemli işe. Ama kontrolden çıktı mı kaos Belhanda işte kart görüyor falan filan. Cumartesi akşamı Trabzonspor Galatasaray maçı saat 19'da. Abdullah Hoca rakip analizini çok seven. Taktik analizi çok seven bir teknik adam. Keza tabii ki Fatih Hoca da öyle ama Fatih Hoca en azından yedek kulübesi de olamayacak bu maçtı. Dört maç daha cezası var bundan sonraki süreç için eğer tahkimden değişen karar olmazsa. Nasıl maç bizi bekliyor? Neler öne çıkar? Trabzonspor Aleyce'ye göre ne yapmalı? Galatasaray ne yapmalı? Trabzonspor'un şu anda en önemli gücü savunması, takım savunması. Bunu da tabii ki hiç Vitor Hugo ile Edgar'ın iyi performansı kadar artı son haftalarda Marlos'un, Abdullah Avcı'nın tedisatından geçerek daha Farklı oynamaya ikna edilmesi ve iyi oynaması. Serkan olsun, genç Serkan. Pereira olsun, Saabek'te orada sıkıntı yok. Flavio'da da düzelme sinyalleri var. E zaten Lewis Baker, o da farklı bir yerde oynuyor. Şimdi bu maçta ilk golü kimin atacağı çok önemli. Eğer Galatasaray böyle bir maçta ilk golü atarsa daha rahat maç oynar. Çünkü Trabzonspor şu ana kadar hiç oynamak zorunda evet, kalmadı. Abdullah Avcı Hoca da bunu açıkladı ki bunda ben hiçbir eleştiride de bulunmuyorum. Çünkü bu kadro, kendi kurmadığı kadro Pas futbolu oyna desen ön taraf uygun değil. Yani Afobe uygun değil. Şimdi Canini daha uygun başka oyunlara oynamaya. Afobe de fena santrafor değil ama Canini Abdullah Abici'nin ya da Trabzonspor'un daha bir... Ki son maçta gene o oynadı 11'de. Farklı oyunları oynayabilirsin Canini ile. Afobe ile Afobe'ye göre oynayacaksın. Yani Afobe tam İngiltere alt lig golcüsü yani. Zaten orada başarılıydı. Tabii. Yani, e, o öyle oynamaz Trabzonspor yani. Bazen Afobe'nin o İngiltere alt lig golcülüğü işe yarar. O ayrı bu ligde. Ama Canini ile başka şekilde. Onun sağını solunu. Daha henüz Trabzonspor'un hücum planı netleşmedi. Abdullah Avcı aslında doğrusunu yapıyor. Çünkü bu takımın sezon başında savunmasında çok büyük sıkıntılar vardı. Geçen sezondan devraldı. Vitor Hugo hariç şöyle bir güven var. Mesela geçen sene Edgar'ı niye mesela o nasıl anlaşma ya? Edgar'ı niye kiralamışlar? Çok enteresan. Gerçek çok güzel. Yusuf Yazıcı transferine gelmedi mi? Evet, ya? Evet. Sonra Onu bir orada. Kira, evet. Ne gerek var böyle bir opsiyon? Hı hmm. Tam aranan oyuncular ya yani Vitor Hugo ile Edgar geçen sezon olsa belki şu anda geçen sezon şampiyon Trabzonspor'dan basıyorduk. Tabii iyi bir 6 altı numara gerekiyor devre arasında. Tayland tipi oyuncu gerekiyor mu onu da söyleyeyim. Okay yok şu tipi değil. Tayland tipi gerekiyor. Hmm. Topu aldığında ayağına kullanabilecek bir oyuncu şeklinde. Şimdi, Abdullah Avcı futbol oynayacaksan geçen sene Oğuzhan Öz orada oynattı. Buskez rolünde oynatacağım Hı -hı. dedi. Orada oynattı bana da söyledi. Çok iyi verim aldı mı bazen ama bazen alamadı. Olabilir. Zaten ee, zaten Beşiktaş'ta istikeni yapamadı. Zaman da olmadı. Çünkü Abdullah Hoca Beşiktaş'ta zamanın çok göreceli olduğunu, daha önce görev yaptığı Başakşehir'e göre oradaki 6 ayın Beşiktaş'ta bir aya tekabül ettiğini, yönetime taraftar arasındaki sıkıntıların onun da tırnak içinde altına oyacağını, görev yaptığı mevkinin altına oyacağını da iyi hesaplayamadı. Duygusal davrandı. Ama bir maçta Beşiktaş taraftarı onun adını bağırdı ve onu bir maçlığına da olsa çok sevdi Galatasaray maçıydı. Umut Nayır'ın gol attı ve Beşiktaş'ın taktik planıyla gerçekten. Ha, o dönem yalnız Galatasaray Geçen sene Beşiktaş yenerken Galatasaray'ı <laughs> şu andaki Galatasaray kadar iyi oynamıyordu. O da bir gerçek. Yani oyun problemi vardı o zaman Galatasaray'ın. Şimdi o kadar yok. Oyunun kaç dakikaya yayma o problemi var. Bakalım göreceğiz. Yani bu maçta e, ilk gol öne çıkan konuların başına ya, ligdeki geliyor. Ligdeki bütün maçlarda öyle de. Bu Mutlaka maçta ekstradan. Ya çünkü gerçekten Trabzon, Trabzon, oyun ilk golü dolayı. atarsa evet Trabzon ilk golü atarsa bir de tabii şu var. Yani Abdullah Avcı Hoca'nın farklı bir motivasyonu olacak. İşte geldiğinden beri en zor test. Bakalım bu sefer bu stres teslimi olacak yoksa taktik teslimi olacak. Hmm. Bunu hep beraber göreceğiz. Kolay iş değil ben yani hiçbir eleştiride bulunmuyorum. Çok zor iş yani ikinci hoca olarak gelmek çok zor. Oyuncuları diyemiyorsun ki açık açık. Mesela Velicim şimdi sen benden sonra başka yorumcu gelse diyemişen ki adama hani ya biz ile yapıyorduk ama falan filan. Diyemiyorsun yapıyorsun yani. Orada da 20 tane oyuncu var. Belki 10 tanesi sana uymuyor. Ben de sizinle pek çalışmak istemiyorum diyemezsin ki anında kaybedersin. Tabii, tabii. yani Bütün maçları kaybedersin. Tabii sonra. mutlaka. Marcao dönüyor, Falcao da dönüyor ama Falcao muhtemelen kulübede olacak bu mücadelede. Öyle Yoksa ama Cagney'in de yani hakikaten ya izlemeyi yorumlamayı en sevdiğim hocadan bir tanesi. Öyle bir mi? Kere, tabii kendisini Cagney'e, kendisini hakikaten sempatik buluyorum. Hmm. Çünkü ben de hep onun gibi biri olmak isterdim gençken. Böyle rahat anladın mı? Mesela şimdi şu maçta. Cagney biraz hareket iki hafta önceki Cagney gibi olsa şu maçta iki golde Cagney atmıştı biliyorsun değil mi? Neden bence şu maçta bu Göztepe karşısında iki hafta önceki bir defa? Çünkü onun şeyi var ya rüştümü ispatladım. Ben zaten bu ligin gol kralıydım. Şu kadar bonservis söylediğine geldim. Saçı da çok güzel. Bak saçla daha çok uğraşmış. Şimdi çok güzel olmuş ha. Olmuş. Ben Galatasaray'da öyle yaparım ha. Oraları sarı kırmızı. Beşiktaş oynuyorsam direkt siyah beyaz çizgili falan. Fenerbahçe'de hani Kemal Sol'un filmindeki gibi. Abiler damarım aksın. Abiler saçımı kesseniz işte sarı kırmızı olur falan. <laughs> ya Adam gerçekten böyle şimdi. Mesela Buruj'da teknik direktörüyle yaşadığı tartışmalar keşke o özgüven, o rahatlık bende olsa hayatta ya. Hiç mutsuz... Bak Cagney'i hiç mutsuz gördün mü? Mutsuz Ama gördüm. Nerede? Ne zaman? Birçok zaman oldu mutsuz oyundan çıktığı zamanlarda alındığı zamanlarda, oynamadığı zamanlarda mutsuz oluyor Cagney'in. Ya onu demiyorum mesela. Hani şöyle bir antrenmandan sonra mutsuz gördüm. Hayır hep bir şakalaşma, bir aksiyon Tabii, orası içinde. Öyle, Maçta ya basket getiriyor yanında ya. Diyorum ben onu çok isteyen. Sıra bir karakter. <laughs> çok sıradışı birisi ya. incelemeyin çok sevdiğim birisi yani. İnsan olarak hani. Keşke öyle biri olma şansımız yok. O rahatlık falan. Bence ama, ispat ama etmedi bak, yani. Tamam ay bence de etmedi ya. Bu maçta bu kadar rahat olmamışsın hocam. Sen, sen evet. şimdi Galatasaray insan artık. Maske yok. Hani gol kutlama maskesi yok. Seyirci de yok zaten. Sen daha iyi oynamak, daha iyi oynayabileceğini gösterdi kaç kere. Tabii. Şimdi dönüp dolaşıp iş yine mesela. iki hafta önce birçok Galatasaray'la diyordu ki tamam bu Cagney oldu. Falcao'nun da sakatlığı geçince forma rekabeti falan. Bakalım şimdi Falcao'nun durumu ne olacak? Geçti mi? 5 maç, 10 maç üstü oynarsa iş değişir. Yine Falcao'nun zaten Falcao oynadı gol atıyor canım. Tabii tabii atıyor. Sorun oynayamaması sakatlıktan dolayı. 10 maç üstü Falcao oynarsa Cagney yine ben sana söyleyeyim. Instagram'dan <laughs> gollere devam eder. Ki çok seviyorum ya izlemeyi, takip etme onları. Ne yapacak diye merak ediyorum mesela. Falan. Böyle oyuncular var. Her takımda var böyle hani. Çok merak ettim hoca. Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Eee Fenerbahçe Başakşehir maçındaki görüntüleri de konuşalım. İlk olarak Mahmut Tekdemir'in attığı golü görelim değerli izleyiciler. Medipol Başakşehir öne geçiyor. O dakika. Da. Evet. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe son bir ayda duran toplardan yediği gollerden Fenerbahçe'de işte Kadıköy'deki stat'tan yakacağı kadar belki böyle Gebze'ye kadar yol olur. Gerçekten bu kadar duran top hatası, savunma hatası yapılmaz. Geçen hafta Baraj son dakikalarda Kenan'ın attığı gol. Hadi orada kaleci gençti falan dediniz. Burada Altay var. Takımın en ininden bir tanesi. Abi siz herkes her yükselen vuruş yapıyor yani. Öyle, evet Ve iki ayrı vuruş imkanı var şurada. Bakar mısın ya? Önce çıkartıldı vuruyor. Duran toptan yediği goller, e, penaltılardan yediği goller. Şükürtel, onu da duran toplara sayıyorum. Hani şey, yani ayrıca işler, olarak. Özellikle Mitihan bir yani. gibi oyuncu iki tane o üstte penaltı hiç yakışmıyor. Şurada bak. Martin Şükürtel. En fazla gol atma ihtimali olan oyuncu mu? Başakşehir'de öyle, duran evet, toplarda. evet geçen sene şampiyon olurken tabii, tabii. oyunu alıyordu Santrafor'a bu tip pozisyonlar için. Bir kere 89'da mı 90'da mı ne aldı oyuna Okan Buruk böyle bir pozisyonda 92'de gol attı. Hı -hı. O maçı öyle kazandılar. İşte niye şıkörteli? Sonra senin eski oyuncun. Yani ben onu da anlayamıyorum. Bilirsin abi şıkörteli duran toplara tehlikeli olacak. Neden bu kadar rahat vuruş yapabiliyor? E, direkten dönüyor bir de. Bir daha geliyor sen hiç oyuncunun reaksiyon göstermiyor. Fenerbahçe yine maça duran top zafiyeti yüzünden. Bir sıfır yenik başladı. Bir diğer pozisyona geçelim. Gustavo'nun sarı kartı. Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek'i VAR'a davet etti. VAR'dan yapılan inceleme hayır verdiğim karar doğru dedi. VAR'da izledikten sonra Bahattin Şimşek ve sarı kart kararlı devam etti oyun. İkisi birden haklı olamaz değil mi? Tabii. Cüneyt Çakır Çünkü ısrar etti. Bayağı sürdü de pozisyonu Hı. incelemesi kendi aralarında halletsinler. Peki. Cüneyt Çakır, Bahattin Şimşek'le ilgili ne diyorsa ben ona katılıyorum diyeyim şu maçtan sonra. Ne diyecekse. Keşke bir şey söyleseydi şu pozisyonla ilgili. Yani Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus falan da konuşmayacaksa zaten o zaman bu iş hep böyle devam edecek ben sana söyleyeyim ya. Yani neden oldu? Şu protokolde bir sıkıntı mı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Josef'in bir pozisyonu vardı ona benzemiyor mu? Ya şey yapıyorlar. İşte top ayağına bu kadar süre bastı, bu kadar basmadı. Ya boş ver ya. Hiç. Ya çünkü öyle daha hatalar olacak ki. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Görüntüleri görmem. Bir bu pozisyonda Cüneyt Çakır'ya çağırmayacaktı. Bir kere burada böyle karizmayı çizdirdi bu attın. Hiçbir şekilde ne kadar karizması var hakem olarak o da çok tartışılır. Tabii daha önceki maçları yönetemediği anlamında söylüyorum. Ya yani bu gitti. Sonra bir tane böyle bir tane bir pozisyon var. Ya, bu kadar penaltı pozisyon olmaz yani gerçekten. Şimdi gelecektir. Fenerbahçe lehine vermesi gereken penaltı var. O da yok. Ya acaba bak çünkü ben bunun şundan şüpheleniyorum. Ya ben bu şeyin etkisi altında kalan bir önceki kararda kafası kalan, takılıp kalan hakem en tehlikeli, en hasta. Değil yoksa, mi? Evet. Allah Allah. Ya daha ne olacak yani? Değil mi? Demediniz mi dirsek açık olmayacak, hava topunda bilmem ne olmayacak. Örneklerle baktığınız zaman ya kaç, kaç tane var, var bundan? Ya, kaç tane var ama ya. Sen öbür pozisyonun etkisinde kalamazsın kardeşim. Kalamazsın. Bir hata yaptın bir tane daha yapamazsın. Şirketler bunda Bu şirketler nedir verildi. ya? Verildi. Burada verildi. Evet, burada verildi işte. Burada da verildi. Evet. Sağ olsun Hakan arka ki bazı örneklerin ekrana geçiriyor. Çok teşekkür ediyorum Hakan'a. Bakın fazla anlatmaya gerek yok. Görüntüde görüyorsunuz yani. Arkadaş ne suçu var ya burada Tiam'ın Gustavo'nun pozisyonuyla alakalı Tiam'a bu hareketten sonra Tiam takımına penaltı kazandıracak şurada. 4-4-2 başlamış. Bu iyi giderse öyle evet. devam edecek ve 4-4-2 de banko Daha Geçen hafta izleyecek. konuştuğumuz konu. Samat'ta Tiam ikilisi yani. Samat'ta gelene kadar sürekli Tiam oynayacak. Samat'ta sen Sisi. oyuncunun da yani performansını sen burada gölgeliyorsun abi. İstatistik olarak ben penaltı kazandıracaksın. Ya öbür pozisyonun etkisinde kalıyor başka bir şey. Ha. İn kırmızıya gelirsek Rafael'in Rafael'in kırmızısı Onu zaten gelelim. açıklayabilecek herhangi bir işte psikoloji, sosyoloji, herhangi bir bilim dalı yok yani. Bu, bu gerçeği o... Bak bak bak. <laughs> Kardeşim baksana adam değmiyor bile Vardan başkası yapıyor foğlu ya Şimdi Var burada protokol gereği müdahil olabiliyor Olacak zaten canım şartlarda. Olabiliyor diye olmalı yani Çünkü ifaftaki kriterlere göre deniliyor ki Yanlış kimlik tespiti yapılırsa Yanlış bir oyuncuya e, Yanlış bir ihtar Veya ihraç verilirse Hani bu konuda yanlış verdin. Bak o oyuncu değil, diğeri diye var uyarabiliyor. Nitekim burada şöyle bir iddia var. Ee, Bahattin Şimşek burada Rafael'in gelişine. Geliş ya şekline, o ne demek ya? O gelişine kart. Nerede? Geliş Türkçe de var öyle bir şey ya. Verdi diyorlar. Ya bir dakika bu gelişine kart ne demek ya? Ben istediğim gibi gelirim. oyuncuya değmedikten sonra rakibime kime ne canım yani? Allah Allah. Ne demek yani? E5'te araba mı, kamyon mu bu abi? Ne demek <laughs> gelişi ofsayt falan? Bilmiyorum. Gelişi, bilmem gelişi bilmem ne. Bir geliş gibi gelmedi ve nitekim de kendisini biraz Abi ne e, geliş Sakındı da birazcık bence ne gelişi zaten. ne ya? Adam yani hani tabanla geliş... girersen anlarım ama tabanla girmiyor oyuncu zaten. Allah, hani Allah tabanla geliş yok burada. Bir şey söyleyeceğim mesela. Rafael 2 metre geride bu şekilde kaysa yine böyle gelişine kart mı oluyormuş Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu hangi dilde var? Velicim bana söyler misin? Almanca'da nasıl deniyor mesela? Gelişine kart verdim. Fransızca'da yok. Vönan mönan. Yani dönmüyor o kelime orada hanım. İngilizce'de yok yani. I just booked him for his coming. Yani gelişine o da bir şey olabilir <laughs> mi? Lütfen ya. Abi, lütfen. Şimdi ben Futbol biologi... evrensel bir değil. Futbol bile İngilizce zaten aslında. Ayak atayım, topu öz 2020 Ocak ayında 18. hafta maçı. Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor maçında Gökhan Gönül'e iki oyuncu aynı anda kaydı. Uğur Çiftçi ve Erdoğan hatırladım. birlikte kaydılar. De Erdoğan sarı kart gördü. Ardından vardan bir uyarı. Hocam Abdülkadir Bitkiyen vardı vardı. Ali Şansalan orta hakem. Dedi ki yanlış oyuncuyu gösterdin. Ardından kart değiştirdi. Erdoğan'ın iptal etti. Uğra gösterdi bu kez. Yani çok benzer pozisyon bana göre ve Varım burada devreye girmesi gerekiyordu. Onu söyleyebiliriz. Ya ben böyle şey görmedim. Bir de sonra Rafael ben yapmadım diye itiraz ediyor değil mi? Yani Rafael tabii yani burada hiç dokunmadı halde. Benim hatırladığım böyle Rafael'in sarı kartı yok zaten. Yok. İki tane arka gösteriyor şu anda. Ya bu nasıl bir anlayış ya? İyi bunlar bizim öğretmenimiz falan olmamış Veli. Vallahi billahi ya. Bizim öğretmenimiz ne iyi insanlarmış ya. Bir de öğretmenler arada beden maçına hakemlik falan da yapardı. Ne iyi insanlarmış ya. Bunlar kadar da hakem kuralını bilmiyor ama işte öğretmen hani in, öğretmen doğasında vardır ya adil olayım çocuklara adalet çocuklara işe Bu nedir ya? Bu düşmanınmış gibi niye davranıyorsun adama? Hayır ne dedi Rafael? Onu söyle bari. De ki şu şunu söyledi kardeşim aleyce sana söylese. Yok bir şey söylemedi İtirat topa vurdu diye. E tamam Allah Allah ya. Yanlış adama sarı kart Adam ne yapacak bir de yani? Ne yapacak yani? Hayır sonra mesela Rafael yeni geldi abi Türkçe ya, anlatamıyor ki yani derdim. nasıl anlasın Ayrıca anlatsa dinlemiyor ki Türk oyuncuları da dinlemiyorlar ki hep çift. Böyle şey olmaz ya. Vallahi bu görüntüyü alalım da veli. Programla. Sağ şimdi Cezam konuşalım birazcık daha. Yani, hakikaten, bir, hakikaten şu görüntüyü alalım. Ya bundan Adli... sonra nasıl hakemliğe devam edecek? Yani ben mesela ben, ben böyle bir şey yapamam ya. Vallahi yapamam ben bunu. Eve gidip izlediğim zaman ben bırakayım mı kardeşim? hani zirvede bırakmak vardır ya zirvenin tam tersinde ben bunu bırakayım bırakırım ya. ben tahminimi söylüyorum. Bildiğim bir şey yok tabii ama Bahattin bir şey ben uzun süre evet, dinlendirecekler Sonra yine çıkacak yönetecek. Bu bugün eleştirdiğimiz hakemlerin hepsi dinlendirildi. Ulan ne güzel meslek yemin ederim. Bir de dinleniyorsun üzerine para alıyorsun. Veli çok güzel bir meslek değil mi ya? Yok, Herkes bu işi yapmak ister. Dinlenirken almıyorlar galiba. Ya, alıyorlar mı? Ya almaz olur mu? Profesyonel hakemlik var. Ya. Sabit para alanlar var falan. Da doğru var da yapıyor. Var onlar da var ya. Bak ben şunu ne güzel işledim. Kina yapıyorum. Gençler hala izleyen varsa Sakın bunlar gibi olmayın. Valla bizim kadar paranız olsun. Arada hatalar yapın yani olacak ama böyle hata yapmayın. Boş ver ya böyle gelecek paranın. Ben istemem böyle para. Valla istemem ya. Ya ben nasıl insan içine çıkacağım şundan sonra ya. Arabada falan düşünsene gidiyorsun. Bir kere mesela bir kaza oldu. Yandan direkt bu pozisyon gelecek akla. Yine görmedi herhalde falan filan diye ya. Ya hakikaten ama ya. Ömür boyu devam edecek bu ya. Hakikaten ben olsam devam etmem böyle bir şey. Ya bu bu maça özel değil. Bak Alip Palabıyık'la ilgili de aynısını söyledim geçen evet, hafta. evet, Fenerbahçe Deniz Spor maçı. Hı hı. Skora tesir etmemiş olabilir ama o kadar hata yapılmaz ya. Oyundan bir önce atılırken Serdar Ezze sen o şekilde davranamazsın güzel kardeşim ya. Sen düşmanın değil adam ya. Adam hı. Fenerbahçe'de oynarken de Galatasaray'da oynarken de hakikaten ne işler geldi başına. Tam bahsettin nasıl davranması gerektiğini dair. Hakan eğer çok zor olmayacaksa Kayseri'nin bundan önceki maçında Pedro Enrique'nin iki tane iddia edilen golü vardı o maçlardan, o iptal edilen gollerden bir tanesinde. Vara giden hakemle birlikte yürüyor ve onunla konuşuyor. Hakem vara gidiyor. Aynı Serdar Aziz'in yaptığı gibi. Ama hiçbir şekilde sarı kart çıkmadı çünkü psikoloji denen bir olay var. Normal yani bundan daha doğal bir şey İnsan olabilir mi? İnsan psikolojisi var. Anlamak lazım, yorumlamak lazım bir şey. İletişim kurmak lazım. Yani onlara davranış biçimi önemli. Ve bunu çok güzel yapmıştı. O maçta Hasan Basri bakar mısın? Hakem kim bilmiyorum ama. Kayseri'nin bir önceki maçı. Bu maçı değil, bundan önceki maçı. Pedro, Ümit Öztürk. Heh, tamam, bravo. Ümit Öztürk'tü. Ümit Öztürk'ün yönettiği o maçta Pedro Enrique'nin iki tane iptal edilen golü vardı. Var mı o görüntüler bizde? Bir önceki hafta. Evet, Ümit Öztürk gidiyor. Yok mu kısım? Bu özetle gözükmüyor mu acaba? Yanında gidiyor itiraz. Bu o kadar var İki golü gitti VAR'dan. Ha. Bir tanesi gerçekten tamam. doğru ha. iptaldi. Diğeri tartışıldı. Onu demiyor musun? Bir de diğerine bak istersen belki yerindedir. Bilmiyorum. Ama şu yani şu görüntüde mesela şöyle düşünün. Pedro Enrique vara giderken Ümit Öztürk birlikte baya baya birlikte gidiyorlar. Yürüyor. Var yerine kadar neredeyse kendisini konuşuyor. Ümit Öztürk'te. İlhan da geliyor onunla. İlhan da geliyor. İlhan severim tanıdım. Orada İlhan Parlak. 19 yaş altı Yani hiçbir şekilde çocuk. oyuncu böyle vay sen benimle geliyorsun al sana sarı kart öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey, şey demiyoruz şey hiç yani Gerçekten onu söyleyeyim. Ya ben iyi ki zaten olmabilecek yetenek dedim de. Yok bu, bu yaşlarda geçelim profesyonel geçelim futbolcu olarak yer almıyorum. Tamam. Ya gerçekten insanın insanın insanlık onuruna ya. Ya çocuk çocuk izliyor bir şey diyor. Diyor ki babama neler yapıyor adama bak hakem yani, babam ne dedi ki der ya anladın mı ya. Sonra nasıl anlatacaksın çocuğuna. Yani çok saçma şeyler bunlar ya. Peki Fenerbahçe'nin sağ ile ilgili konuşalım. Tamam. Ee, çok eksiği var Fenerbahçe'de, bunu da söylemek lazım aslında. Perotti yok, Samat da yok. Sosa ile ilgili Erol Hoca'nın açıklaması bana enteresan geldi. Sakatlığı var, kulübedeydi dedi ama oyuna da girdi, geçen hafta da girmişti. Yani sakatlığı varsa neden kulübede kısmını ben merak ediyorum. Şimdi e, öncelikle... Attığı golleri de görelim bir yandan. İlk Ali haftalarda zaten. Fenerbahçe'de mesela ilk maç Sosa sonradan oyuna girdi ve 12-13 dakikada bütün Fenerbahçe'nin ofansif açıdan tıkalı olan damarını açtı. Ve gerçekten vay dedi. İşte Trabzonspor şampiyonluğu oynarken Sosa belirleyiciliği. Sosa'nın geçen sezon 70 dakika falan hakikaten ligin kendi mevkisinin en iyilerinden bir tanesiydi. Açık ara en iyi 4 oyuncusundan bir tanesiydi merkez orta saha olarak. Bir geriye çekilmişti. Önünde Ekuban oynuyordu. Ee, son 15-20'lerde gerçekten hani Sosa'nın bir alternatif olsa daha iyiydi. Ama Erol Bulut Hoca belki sezona böyle değil tam tersi başladı. Önce Sosa'yı yedek bıraktı. Evet sakatlığı da vardı. Sonra da sürekli oynatmaya başladı. Ee, bence şey çok daha önemli şu anda Fenerbahçe için eksik olarak. Perotti. Perotti çok önemli. Ama tabii bu kadar kariyeri boyunca yetenekleriyle parlamış ama bütün rakiplerine bir şekilde ve çalım atmayı, gol atmayı başarsa da bir türlü böyle sakatlığa tam çalımı atamamış olan Perotti'nin alternatifi de Perotti tipi bir oyuncu olmalıydı. Olmadığı zaman işte böyle bütün düzeni değiştiriyorsun. 4-4-2 oyunda Fenerbahçe ve bu maçın 11'inde Caner Novak beraber önde sol kanatta. İlk yarıda Novak daha çok orta sahanın solu, Caner sol bek gibi oyunda. İkinci yarıda Caner sol öne geçti, Novak sol beke geçti. Bunları yapmak zorunda kalıyorsun. Dünyanın hangi takımında böyle Perotti yerine Novak oynatılır? Perotti yerine Caner oynatılır. En baştan bir kere burada Perotti çok doğru bir transfer, çok doğru bir transfer. Ama Perotti'nin mesela işte mali şartları, oyuncu performans kriteri bunların hepsi çok iyi olsa da, ama işte bir oynamıyor. Bak haftalar mesela Fenerbahçe mesela sakatlanıp çıktı bunu ve unutmayalım ya. Bir önceki hafta Perotti ile Fenerbahçe ne kadar etkili oluyordu ya yani en Biraz baskı kurdu mu Perotti'nin o becerikli ayakları. Lig ortamının üstünde bir yeteneği var. Hmm. Kenardan çalım atıp içeri gelip gol oluşturma konusunda penaltı kazandırabiliyor. Kendi atabiliyor, asist yapabiliyor. Şimdi orta yapmak zorunda kalıyorsun. Sonra vay efendim Caner çok orta yap. Ne yapsın? Ne yapsaydı? E, verim alıyor Fenerbahçe Teknik direktörü demiş yapıyor yani. Ben onu anladım. Ben o tartışmaları anlamıyorum ya. Beşi golle sonuçlanmış sonuçta şu ana kadar. Ne yapsın mesela şimdi? Perotti de yokken sol önde ne yapacaksın? Orta yapacaksın. Mamet Yem oraya koyuyorsun. Ne Mamet Yem forvet oyuncusu. Mamet Yem 4-3-3'te. Işte. Tabii. Direkt böyle yani 3 3 forvet oynarken orada oyuncu oyuncu ya ortada ya solda. 4-4-2'de. Kayseri Melike solda olduğu abi, gibi. Aynen aynen öyle. Ama 4-4-2'de tam senin işte ideal oyuncun bu maçta fizikle top indirebiliyor, dripling de yapabiliyor ama öyle sol açık ve Perotti gibi dripling yapamıyor. Perotti gibi çalım atamıyor. Ama mesela Adem'den daha iyi çalım atıyor. Adem'den daha iyi dripling yapıyor. Aa, onun dışında fiziksel açıdan da güçlü oyuncu. Sise'den de daha bir hareketli. Sise hiçbir zaman kariyeri boyunca gençken de öyle çok hareketli bir oyuncu olmadı. Peki 4-4-2 oynarsa Fenerbahçe en ideal center for ikilisi kim olur? Kesinlikle böyle Samatta'yla ile Tiam. Samatta Tiam. Evet ama orada da sorun şu olacak. Sola da Perotti geldiği zaman hı hı. orta ikili nasıl olacak? Gustavo Mert Hakan mı maçtaki bir Gustavo yoksa o tabii ki böyle Ozan mı? Çünkü Ozan Mert Hakan'dan defansif açıdan daha bir dirençli. Yoksa Sosa Gustavo mu? Sosa Gustavo bambaşka bir şey olacak. Sağda kim oynatacaksın? Nasıl olmalı? Pelkasa nerede yer bulacaksın? Hamle oyuncusu olarak deneyebilir. Evet çok iyi oynadı şu ana kadar kabul ediyorum. Ama sistem değişikliği bunu gerektiriyorsa Pelkasa eğer... Pelkasa 4-4-2'de bir yere monte etmek çok zor iş. Zor. Çok zor iş. Evet. Yani 4-2-3-1'de iki merkez ortasının önünde o üçlünün merkezi olarak oynatırsın. Solda da hadi oynatırsın iç forvet. Ama orada zaten ideal ol olarak oynayacak oyuncu Perotti. da bir yer bulması lazım hocanın. Yani bence hem kendi transferi hem iyi oyuncu. Farklı bir oyuncu bir kere. Farklı bir boyut. Gustavo Ozan, Sosa üçünden ikisi oynayacak zaten her halükarda. Mert Aslında sezon çok iyi kullanıyor ama. Sezon başında Fenerbahçe'nin en güçlü yönü beraber oynadıkları iki maçta işte Ozan, Sosa, Gustavo üçlüsüydü. Çünkü işte Ozan daha ön tarafta oynuyordu. Özellikle ve karşı presle kaptığı toplarla Fenerbahçe'ye çok fazla sayıda gol atmasını, pozisyon oluşturmasını sağlıyordu. Dinamik bir önce orada milli takımında da çok formdaydı. Ama belki de çok oynatıldı üst üste. Ve kaçınılmaz. Maç kaçırması da kaçınılmaz hale geldi. Gustavo, bak Gustavo gerçekten kağıt üzerinde zaten ligin en Hem böyle kariyer olarak hem yetenek olarak. Ama Gustavo'nun yanındaki orta saha olacak? O çok önemli ne gibi farklılık olur? Kim olursa ne değişir? Sürekli 70-80 metre ön tarafa ön tarafa bu İngiliz 4-4-2'lerindeki gibi oynatamazsın. Böyle eşit ağırlıklı orta saha olarak. Gustavo daha derin oyun kurucuyu defansif orta saha karışımı. Yani ilk topu çıkarsın, oyunu yönlendirsin. Gerektiğinde de ileriye gelsin tabii ama gerektiğinde. Hani sürekli de akına katılamaz. Çünkü zaten Fener'de, Fenerbahçe'de özür dilerim sıkıntı stoperlerin istikrar yani geri dörtlünün istikarsızlığından başlıyor. Oturma yani oturmadı orası. Birbirlerine henüz böyle adapte olamadılar. Birbirlerini yukarı çekecek bir performans sergileyemediler. Hem Tisseran hem Serdar Aziz. Çok değiştiler. Bekler de değişiyor. Kola değişti. Mesela bu maçta Nazım oynadı. İyi oynadı. İyi oynuyor. Nazım oyuncu. Nazım zaten yüksek bir iyi oynadı. bir oyuncu. Ve Gökhan Gönül varken Nazım gibi bekün olması da çok iyi bir şey. Bu kadar sıkışık fikstürde Gökhan Gönül ne kadar iyi oyuncu olsun sakatlığa meyilli bir oyuncu. Ya maç içinde de, sezon içinde de. O yüzden mesela bu maç Nazım sahneye çıktı. Genel olarak o işte 4-4-2'ye devam edecekse Severdin çok doğru. yani Özellikle Samatta ile Tiam gerçekten 4-4-2 için iyi ikili. Çünkü Samatta daha teknik, daha gezen bir oyuncuda. Hani stoperlerle ikili mücadeleye fiziksel açıdan daha çok ve Tiam girip boşluklara gelen Samatta daha rahat goller bulabilir. Bak Samatta Belçika'da oynarken bazen bir santrafor arkasındaki serbest ikinci forvet gibi de oynuyordu ve öyle de yani Talişka gibi, Alex gibi uzaktan çok iyi şutlar çektiği için değil. Oyun kuruculuk işini de iyi yaptığı için. Samat'tan uzaktan şut öyle süper değil. Ama oyun kuruculuk işi, Fenerbahçe de bunu iyi yaptı yani. Şimdi birkaç hafta gol atmadı da takımın gol atmasını sağlayan bir öncüydü. Mesela bence Trabzonspor maçında o işte çift santrafora geçildi. Ama Samat da daha böyle dolaşarak oynadığı için bence Fenerbahçe Fenerbahçe'nin takım hücumunun kalitesini yükseltti. Ama yine bir, bir daha söylüyorum. Perotti çok özel oyuncu. Yani bütün plan bence hucumda Perotti için yapılmalı. Ne Samat'ta ne Tiam. Öncelikle Perotti için mesela. 4-4-2'ye de Perotti biraz orta sahanın solu için soru işareti olabilir mi? Bazı olabilir. Başlarda? Olabilir. Yani. Çünkü hem Tiam hem e, Samat'ta yaptığınızda sola da 4-4-2'de Perotti koyduğunuzda bu kez Merkezde oynayan iki orta saha oyuncusu artı sağda oynayan oyuncunun kim olacak bir top Çok de? tempolu oyuncular olması gerekiyor. Bir de bu 4-4-2'de daha çok ucun pres yapman gerekir. Tabii. Çünkü çift santrafor oynuyorsun daha önde savunmayı başlatman evet. gerekir. En azından hani bu tip maçlar tamam Başakşehir maçı ayrı ama iç sahada Fenerbahçe çok yenildi üst üste e, bu karşılaşma öncesinde. O maçlarda yapması gereken oydu. Yani 4-4-2 oynuyorsan eğer, 4-4-2 oynasaydı Malatya Spor maçında baskı yapacaktın önde. Çünkü çift santrafor ikisi birden böyle topun arkasına Tabii. geçme falan o kolay iş değil. Çift santraforun en azından bir tanesinin önde baskı yapması gerekiyor. Rakibin savunmasından çıkmasına engel olmuş oluyorsun Tabii. aslında. Yoksa böyle rakip çıktığı zaman iki oyuncunun zaten geride kalmış oluyor. Yani rakip yarı alanda kalmış oluyor. E şimdi santraforları geri koşturmaktansa santraforlar da ister ki savunmayı önde kurun. Bu böyledir. Ya yani hücum oyuncuları hep savunmayı önde kurmak ister. Savunmacılar da tam tersi. Ama bunun dengesini kurmak başarılı teknik direktörlüktür zaten. Bunu Malatya Spor'da, Alanya Spor'da yaptı Erol Uludu Hoca. Burada e, şimdilik bu maç tam böyle yani Erol Bulut'u değerlendirmek için kriter bir maç değil. Biraz da mecburiyetten mi 4-4-2 oynadı acaba bu hafta? Tabii eldeki oyuncu sayısı kaç. Şimdi merkez orta sahada Sosa'yı da oynatmıyorsa yani hazır bulmuyor. Ozan da yok. Özetle hazır bulmuyor. Ozan da yok. Oraya şimdi Tolga Ciğerci'yi çekersen hazır olursa eğer Tolga Ciğerci. Bu sefer de Tolga Ciğerci Gustavo yani geçen sezondan bir farkı kalmaz. Tabii tabii. Geçen sefer olmaz. takımdaki o ofans. Bazı maçlarda olur ama bu maç olmazdı doğru. Evet iş. evet. Kesinlikle. Peki e, Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek. Uzun bir dinlenme süreci var. Haliyle sakatlı bunlar oyuncuların da dönme şansı daha da artacak. Fenerbahçe'nin gelecek 5 maçı da ekranda şu anda. Kasımpaşa ardından sonra Aytemiz Alanya Spor, Erzurum ve Ankara gücü maçları var. Alanyasporu ee... Alanya Sporu yenerse Hı -hı. Fenerbahçe bu geçtiğimiz haftalarda iç sahada kaybettiği maçların telafisini hem bir aritmetik olarak yapar hem de böyle takım havası olarak yapar. Ha, Kasımpaşa Kasımpaşa böyle şey gibi zaten biliyor musun? Bir düşüştü gibi sanki böyle bir. Olsun ama oyun tarzı olarak hani bilgisayar oyunu oynuyorsun. 7. level, 7. seviye diyelim en son seviye Alanya Spor. Kasımpaşa 4-5 yani Alanya Spor'a ulaşmak için önce o Kasımpaşa'yı geçmen gerekiyormuş. Öyle bir takım. Yani taktiksel açıdan bir numune bir takım. Bazen çok iyi işler yapıyorlar. Çok acayip. Oyuncular çok acayip katkılar yapıyorlar. Bazen Olmuyor ama Kasımpaşa'nın her maçı zevkli oluyor. Ben sana onu söyleyeyim yani. Geçen Tabii, sezonda, ondan önceki sezonda. Rakip analizi konusunda galiba Hakkı Nimi mutlaka çok iyi ekipler var, teknik heyetler var. E, analiz ekipleri var, yapıyorlar ama bana sanki izlediğim zaman maçları ligimizde en azından en azından yarısının bu konuda çok yeterli şekilde yaptığını düşünmüyorum. 5 e, beş büyüklükle karşılaştırınca evet haklısın ama daha önce 5 yıl önceki Türkiye ilgili karşılaştırınca Farklı. gelişme var kesinlikle. Var, kesinlikle. Yani, yani gelişme var. Yeni teknik direktörlüğünün eklenmesi, bütçelerin ya bu bir de tabii yabancı sınırı meselesi de var şimdi. Mesela Karagümrük'ün iki yeni transferi var. İkisi de Serie A oyuncusu. Borini, Bertolacci. Yani e, kaleci Viviano ilgili ya. Yani Serie A'nın evet, derin yes. oyun kurucu, klasse ligin yine en çok izlemeyi sevdiğin oyuncu bir tanesi. Şimdi, o takım başka oynuyor. E, Kasımpaşa öyle değil mesela. Kasımpaşa'nın ön tarafta çok hızlı çıkan oyuncular var. Yusuf olsun, Varga olsun. E, ötüp oyuncuları var yani. Bir de e, o tarz mesela Koyutu'ydu ama. Alanya Spor, bak. Tam böyle Alanya Spor'la ilgili bunlar gider bu sene diyorsun, Deniz Spor en iyisi. Evet. Bu tamamen işte rakip analizi dedin ya. O rakip Hı. analizin gücü. Deniz Spor'da Hoca zamanı oyunculardan bu olumlu tepki alamıyordu. Olumlu böyle taktiksel kolektifliği sergileyemiyordu. Bir anda değiştirdiler taktiği. Mesela Kayseri Kayserispor'da gayet iyi yaptı bunu profesyonel Hoca. yetmedi. Evet. Süre yetmedi, maç sayısı yetmedi, oyuncu sayısı yetmedi belki. Ama bu Yalçın Koşukavaklar falan bunlar yeni ekol hocalar. Bunu çok daha çok daha fazla önem veriyorlar. Bak Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş de rakip analizi yapar. Ben sırf bir gün gelsin, anlatsın mini takım oyuncuları 2002 Dünya Kupası eleme maçlarında Brezilya'da Van Petta var oyun kurucu. Şenol Hoca o sıcakta 5 gün 6 gün sırf Vampeta'ya çalıştırıyor ama Vampeta sakatlıktan kadrodan çıkıyor falan. Yine de mesela Şenol Güneşler, Fatih Terimler, Mustafa Denizler onlar daha önce kendi oyunumuzu oynayacağız. Tabii ki rakibin güçlü yönüne dikkat edeceğiz diye bakarlar. Peki süremiz bitti. Tamam. Ee, bu hafta sonu Trabzonspor Galatasaray maçının yanı sıra naçizane ben bir de pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan Gaziantep Aytemiz Alanya maçını mutlaka ama mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E Özellikle sonra, otur. futbolu sevenler, taktiği sevenler tam bir taktik savaşı olacağı kanaatindeyim. Bir tarafta ligin en az topla oynayan takımı, diğer tarafta ligin lideri ve en çok topla oynayan takımı nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Teşekkürler Adil Ben teşekkür ederim. Pazartesi akşam yine sizlerle birlikte olacağız değerli izleyiciler. İyi geceler, hoşçakalın.